Size mi aldım ben? Niye kimse yorum yapmıyor? Melike bir şey sordu. Ben herkes şey oldu böyle. İstedim sadece. Herkes acılarıyla baş başa kaldı. Şu edit mi etkiledi sizi? Eliz ve Merve siz de anlattın. Ne zaman etkilendiğinizi. Ya ben... Yani ne zaman etkilendiğim konusunda pek bir fikrim yok ama duruşu beni etkilemişti. Yani beni şöyle eve girer girmez zaten eski sevgilime benziyor olması başlı başına Tuğoz'a çeken şeydi beni. Ondan etkilendim işte zaten. İşte diyeceğim evet. Ozan şu an burada. Ciddi misin? Evet. Kim burada? Ozan. Ne? Ozan çıktı kendine açıkla. Takip etmediğim için çıkmıyor arkadaşlar. Ben engellemi tutuşmuyor. Ozan samimi miydin bugün falan diye giriyormuşum direkt. Ay. Bizi sen... Niye bende görünmüyor? Gözüküyor. Ben de görmüyor takip etmediğim için. Ben de takip size görünüyorsa şey yapsanız alsanız. Geldi. Sesi oldu. Nasıl geldi mi? Tek gönderdi. Kabul ediyorum şu an. Gerçekten mi? Evet. Kübra abla niye böyle çok ben, sanki dünyasına gelmiş gibi davranıyorsun lütfen. Kübra abla diyor ki gerçekten mi? Hayır günlerdir ay, konuşmak alışkın. İçin bekliyorum ya. Evet, bizim odalarımıza gelmeye pek selam. Gelmedi için. O el setçilerin odasına gitmeyi tercih ediyorum. Evet. Yani. Evet. Laf sokmadım. Burası el setçilerin yanında. Hayırlı işler direkt bir laf başladım laf yemeye. Ay. Arkadaşlar siz Tuğçe'cim misiniz? Normal Tuğçe'cim siz Tuğçe'cim misiniz? Siz Tuğçe'cim misiniz? Rahatla artık Ozan. Biz artık Tuğçe'ciyiz. Çok rahatla. Yine bak. Ya birkaç kişi bir şeyler yazmış da onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bugün gerçekten samimiydim. Bir de şöyle bir soru aldım. Bir dakika. Mesajlara dönebiliyor muyum? Beni şu an duyuyorsunuz değil mi? Maalesef. Kim o ya? Benim ya, yıldız. Tamam sen devam et o zaman. Bir dakika şu mesajı okumam lazım. Davalık olmalık mesaj. Merve odanın adını değiştirsene. Yok davalık değil ya. Güzel. Odanın güzel bir soru sorabilir de. Ferah bir yukarıdaki editi de kaldır. Bu arada Ozan'ın burada tamam. Olduğunu yazmayın da şimdi ensetçiler falan gelip boş yere övmesinler Ozan'ı. Evet ya. No, hayır o anlamda değil de yani böyle kalalım bence. Ya, Ozan bulamadım. Soru galiba şöyleydi. Tuğçe'yi sevmedin mi? Tuğçe'yle yaşadığın şeyler yalan mıydı daha sonrasında falan. Şimdi bu benim hatalı şeyleri kabul etmem ilişkinin en başında çıkmıştı bu şekilde ifşa hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O zamanlar yani o zamanlar Tuğçe de ben de birbirimizi yani o şeyi yaşadıktan sonra o denli zaten böyle hani ölüp bitmiyorduk birbirimize karşı. Ama ondan sonra bölümlere dikkat ettiyseniz gerçekten arada bir sevgi bir bakış, bir şeyler vardı yani. Gerçekçiydi o evde. Zaten gerçekçi ilişki iki ya da üç kişinin falandı bu arada. Bunu Tuğçe de kabul eder bu arada. Duygu olarak. Öyle bir soru vardı. Onu cevaplamak için geldim aslında. Bir de bugün... Bir dakika, bir de yani bu duygu sonradan mı oluştu sizin aranızda? Böyle mi sonradan, oluyor? Tabii ki sonradan oluştu. Ama bir şey söyleyeceğim, bu dediğine çok katılamıyorum. Çünkü aslında hani gerçek yayına göre sen 110'lu bölümlerden sonra yayına çıktın. Ve bu ifşa da aslında 110'lu bölümlerden sonra hani yaşandı. Bunun önceki şeylerin gerçek değil miydi gerçek, o zamana geliyor? Gerçek değil miydi? Bence de ben de gerçek olduğunu düşünüyorum. Biz sevgili olduktan sonra yani... En başlarda birbirimize karşı gerçekten çok böyle sevgi mevgi değil de daha sonrasından çok bağlandık. Şöyle bağlandık. Tuğçe'nin atıyorum üstüne gittiklerinde benim Tuğçe'yi savunmalarım. Tuğçe'yle işte gerek dışarıda yani telefonda birebir konuşmalarımız falan da öyle öyle birbirimize karşı çok duygu beslemeye başladık. Yoğun bir duygu. Sonrasından ben zaten böyle değişik bir şekilde ve Tuğçe'yi kıskanmaya falan başlamıştım son bölümlerde. Hani Ahmet'in olayları, başka olaylar falan. İstemsizle Tuğçe'yi şey yapıyordum hani kısıtlıyordum, kıskanıyordum falan.
Ondan... Yani şu, ben şeyi anlamadım. Sen de ama şunu şeyi, demeye çalışıyorsun. Ozan sen şu an şunu mu dedin? Ben tam anlayamadığım için soruyorum. İfşa olaylarından önce aslında aramızda çok büyük bir sevgi yoktu. Sonrasında hani sevgimiz artmaya mı başladı dedin? Tabii onunla ki. Göre bir şey diyeceğim. Tabii ama ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ozan? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi kısmet sollara giderken ilişki yaşamaya gittiysen bir kere zaten sen bekar da olsan oradayken bir başkasıyla görüşmemen gerekiyor. Evet, ve şöyle doğru. Söyleyeyim sana bir dakika. Şimdi bugünkü izlediğim bölümde mesela Mesut'la Yaren'in olayı var. Yaren Mesut'un eve gelmeden bir gün önce biriyle konuşmasını bile sorguluyor ki bu bile bir insan için şüphelendirici bir şey. Bir ilişkiye hı-hı. başlıyorsan hani sevgin zaten ilişkiye niye başlıyorsun? Sonunda ayrılırım vesaire diye değil. Duyguların, güvenin, hoşlantın bu hepimiz de böyle. Hepimiz zamanla evet, giderek seviyoruz. Yani bunun ilk başlarda olması, son zamanda olması hani bence çok bir şey değiştirmiyor. Yok çok ya evet o şeyin yapılan şeyin hatanın özrü de kabul olmaz. Onu ben onu da biliyorum, farkındayım. Ben bir de şey diyeceğim. Ben seni hiç bugüne kadar konuşma fırsatım olmadı. Son zamanlarda ses odalarına geldin. Hani hiç konuşma fırsatım olmadı. Özür de diledin. Hani artık bir şeylere şunu niye yalan söyledin diyemeyeceğim ama bence bu açıklamayı en başında yapsaydın. En evet, azından bir hata oldu ama açıklamasını yaptı diyebilirdik. Ama bence evet. bu gelen popülariteyi kaldıramadığını düşünüyorum senin. O yüzden de bunların sonucunda böyle yaptın. Hani hepimizi çok yordun. Burada herkes çene patlattı. Sana inananları da inanmayanları da. Ve bence ilk başlarda bunu açıklamasını yapsaydın herkes yaptı diyecekti. 2 hafta, 3 hafta linç diyecekti ama daha sonrasında bu devam etmeyecekti. Kendini de yordun bence böyle yaparak. Biliyorum ya o dönemler ya kolay şeyler yaşamadık gerçekten. Ya sadece içeride değil dışarıda da aynı şekilde. İnsanlar bazen dolduruşa da gelebiliyor. Farklı şeyler de yapabiliyor. Geç oldu biliyorum ama, o seni, ama her zaman bu yanlışını kabul şey. Edip seni desteklenen hiçbiri şu yok. An yanında yok. Olmayabilir, problem yok. Ben zaten her şeyin farkındayım. Ben yanıma tekrardan gelsinler diye yapmadım. Sadece gerçekten büyük özrü hak ettiğiniz için aynı şekilde keza Tuğçe'nin de hak ettiği için zaten ilk başta ben Tuğçe'yi arayıp Tuğçe'den özür diledim. O yayını açmadan önce. Bir 4-5 gün öncesinde falan. Sonrasında yayın açıp yani bunu halka da duyurmak istedim. Böyle bir hata yaptım. Özür dilerim. Bitti gitti. O yani. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Bugün TikTok'taki canlıda da söylemiştiniz de şey diye böyle işte dolduruşlara geldim tarzında. Sen evden çıktıktan sonra yani Tuğçe evdeyken yanlış yönlendirildim tarzında bir şey söyledin. İşte şu an mesela izlemişsin ya Tuğçe'nin sen yok. Evet. Yani ben, orayı evet, biraz evet. açar mısın? Ben onu TikTok'tayken merak ettim ya de. Ya bu şeylerde kimsenin hani nasıl derler insanları mağdur göstermek istemeyeceğim yani bazı insanları sorduğumda hani Tuğçe nasıl davranıyor dediklerimdekiyle gördüklerim bir değil. Ha işte onu merak onu ettim yani istiyorum. Evdekiler evet. ne dediler ama ben, hani. Ben de kendi yapımı biliyorum. Ben bu zamana kadar kimsenin bir şeye laf atmışlığım da yoktur. Yani Tuğçe ile biz belki birbirimize laf atmışızdır. Onun dışında hiçbir yarışmacıya gidip de laf atmışlığım, kalp kırmışlığım yoktur. Arkasından konuşmuşluğum yoktur. O bende kalsın. Yani ben yarışmada şunu anladım. Hani menfaati bitenin dostluğu biter derler. İşte bazı sorduğum insanların farklı cevaplar aldığımı bölümleri izleyince gerçekten ben oha ya falan oldum. Üzüldüm sana şey mi dediler? Tuğçe yoluna devam mı ediyor dediler? Ne dediler yani tam olarak? Hani aynen yani üzülmüyor mu? Hani acısı nasıl lanse edildi? En azından olmuş bir tık. Evet onu merak ediyorum. Zaten şu an bekleyemeyiz de senden. Hani ne? Ya işte, yani yolunda hani işte bir pişmanlığı yok gibisin. Soruları var ya. Çok duydum. Bir de ben şey kimin de, ne dediği hani çok önemli değil bu konuda.
ama duydum. Hani insan ister istemez o dönemler öyle bir şeyle karşı karşıya kalınca manipüle olabiliyor bazı noktalarda. Ne kadar işte ben manipüle olmam desen de yani bir söze inanabiliyorsun bazen. Yani o dönemlerde de ne bileyim çok sağlıklı gerçekten düşünemedim. İşte ne soruyorlar şey... o zaman? Şunu söyleyeceğim sadece bir dakika. Sonrasında evde başkalarıyla tanıma yoluna girdin ya, onun pişmanlığını yaşıyor musun? Onu ya soruyorlar. Ben sonrasında benim hareketlerim çok sağlıklı değildi. Gerek Azize gerek başkası. Yani in konuş. Hiç sağlıklı düşünemiyordum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Ama sürekli bir tanıma yoluna girdiğimde hani ben enkazım arkadaşlar. Beni tanımak istiyorsunuz ama ben gerçekten enkazım. Hani bu yara bandı mı der, çok ayıp olur ama kimseye de o şekilde şey yapmam ama o dönemler böyle hani kendi kendime eğlenmeye çalışıyordum yani kendimce. Peki bir şey soracağım. Gidip ben... hani yok çok işte bir kere şeylerden anlayabilirsiniz. Bir insana bakışlardan da anlayabilirsiniz şeyle. Yani ne bileyim bir tane geçen edit gördüm mesela. Çağrı yok yok öyle bir şey mi deme falan diyor. Benim oradaki bakışım falan dalıp gitmişim mesela, anladın mı? Ozan'cığım biz senden şey öğrendik ki artık bakışlar yalan söyleyebiliyormuş. Maalesef. Ama şu şöyle bir sorum da var. Ya, kesinlikle seni kötü gösterme. Yani ben şey yani sevgiden falan da değil, nefretten de değil ama şunu merak ediyorum. Tuğçe'nin seni bu kadar sevdiğini bilmeseydin, öğrenmeseydin de anlamasaydın. Gerçekten pişman olup özür dilemeyecek miydin? Yok, yani yaptıklarını. Yok dilerdim. Çünkü o şekilde anladık da. Yok yok hayır tamamen ya dilemeyi dediğim gibi düşünüyordum. Ya o gücüm yoktu belki de. Ya da yüzüm yoktu diyebilirim. Ama daha sonrasında yani ne bileyim. Şimdi yani çok geç oldu belki. Dediğinizde çok haklısınız. O zamanlar yapmalıydım ama. Peki bir şey sorabilir miyim? O zamanlarda kendimce sebeplerim vardı yani. Tuğçe eve yüzleşmeye evet. Vesaire bağlandı. İşte Tuğçe evde yokken ya da nasıl desem hem arkasından hem de bağlandığında evdekilerden hep şöyle bir baskı vardı. Tuğçe senin bu bir iddian. Ozan kabul etmiyor. Ya da böyle bir şey varsa bile adamı affet. Kızı affetmediği için seni çok yani linç ettiler. O evde de bir linç şeyi vardı. Kızın üzerine bir baskı var. Yani burada hiç vicdanı sızlamadı mı? Sonuçta onu yaptığını bir sen biliyorsun. Bir de Tuğçe biliyor. Ve hani onun gözünün içine baka baka insanlar ona tepki vermesini, Ozan'ı kötü gösteriyorsa Ozan'ı affetmiyorsun demesini görüyorsun. Hani üzülmedin mi yani bunu yaparken? Yani üzülmesem bu durumda olmazdım ya. Bana geldi ben de bir şey biraz geç istiyorum. Geldi galiba ya. Bir de ben son bir şey daha diyeceğim de. Peki bize neden yalan söyledin? Yani şunu çok net hatırlıyorum. Bu bölümlerin çekildiği dönemde yine ses odaları oluyordu böyle. İşte algı yapmayın arkadaşlar. Bir tanıma yolu yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar tarzında konuşuyordum. Ve şu an ben bölümleri bilerek izliyorum. Hani çünkü o dönemki söylemlerim bizim aklımızda ya. Didik didik izliyorum ve resmen hani kıza hoşuma gidiyorsun, beni iyileştiriyorsun, hoş akşam geliyordum bize diyordun ki algı ya ben... bizi de kandırdın ya, neden yani, ne gerek vardı bizi de kandırmana? Şimdi sence bu sistemde haklı değil miyiz ama sonuçta bir dönem ne olursa olsa seni sevdik ve içselleştirdik ve destekledik ama işte geliyor. Sonra akşamında böyle bir şey yok. Buradaki kızlardan da böyle bir vebali aldın açıkçası. Aynen, yani evet. Çok böyle seni manifestliyorlardı. Yani gerçekten böyle hayatlarına senin gibi bir adam istiyorlardı. Aman. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Yani iddialar ortada varken bile biz ne olursa olsun inanmadık. Kim sessiz aldı? Kübra konuşuyordum. Yarım kaldı. Neyse. O kadar şey varken biz yine de seni savunduk. Ferhat arkadaşlar sessize almayın. Kim yapıyor ya? Bilmiyorum ki biraz sen devam et. İki cümle kurup gideceğim zaten lütfen. Ne olursa olsun biz seni her zaman savunmuştuk o dönemlerde. Ama biz ona rağmen senin fanların tarafından... Hep işte yok onlar zaten Tuğçe'ci falan. Sen
o zamanlardan bile bizi şey yapıyordun hani, desteklerimizi inkar ediyordun. Biz buna rağmen seni savunduk. Sürekli bize algı yapıyorsunuz dedin, algı dedin, algı dedin. İşte grup, zor bela gruba geldin, bir grup açtık, grubumuzu dağıttınız falan. Yani çok tuhaf bir düşünce yapım var. Yani bu düşünceleri, bu fikirleri, bu kararları tek başına mı aldın? Ben bunu çok merak ediyorum birincisi. Yani ne bileyim, bir fikir aldığım bir insanlar var mı? Varsa eğer, yani gerçekten onları da çok merak ediyorum. Çünkü ben sağlıklı psikoloji olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok şey ya, sanki en doğru hep senmişsin gibi konuşuyordun o zamanlar ve biz gerçekten bir ara kendimizi sorguluyorduk. Bunu bize yaşattın yani. Şu an gelmiş yani o kadar ay sonra özür diliyorsun fandomdan falan ve kusura bakma, bu bana asla samimi gelmiyor. Asla yani geçmiyor da bana duyguların, işte pişman demedim zaten ama. Şöyle söyleyeyim, ben bu size geçsin diye veya linç olayları bitsin diye falan diye, bu benim kendi irademle yaptığım bir şey. Yani sana, o zamanlar da yaptım bu irademle yaptığım kararlar. Bir dakika dinleyelim. Sana samimi gelmeyebilir. Yani ben ilk başta dediğim gibi hani Tuğuz'u da hiç katmayabilirdim. Sadece Tuğçe'yi söyleyebilirdim. Ben ilk başta dediğim gibi Tuğçe'yi aradım. Tuğçe'yle konuştum. Keza ondan özür diledim. Sonrasında da sizden de özür dileme hissiyatında bulundum. Bu geç mi oldu? Evet, geç oldu. O yüzden özür diledim. Sen burada tabii ki de samimi bulmayabilirsin. İstediğin gibi düşünebilirsin. Ben bunlara saygı gösteriyorum. Yani illa da beni samimi gör diyecek halim yok. Yani ne desen haklısın yani, anladın mı? Bunu duyduğuma sevineyim, çünkü bunu doğru olan şey bu olduğu için yapmış olman gerekiyordu zaten. Yani birileri samimi bulsun ya da seni yani işlemeye kessin diye değil. Evet. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi normalde kimya mühendisi değilsin sanırım. Hani arkadaşlar, o sanırım o çok konuşuluyor. DGS'yle ben 30 yaşındayım. Ben o DGS'yle geçiş yaptığım dönemler ben 23-24 yaşındaydım. Sen yani 4 yıldan geçiş yaptın. Ve hani ben oraya gelirken, yarışmaya gelirken ben bakanlık çalışanıyım diye geldim. Özel firma diye lanse ettim. Ama yani sosyal kimya mühendisliği diploman var mı yani? Bunu ben var merak tabii ettim. Var tabii ki de. Bunu beni tanıyanlar büyük ihtimal o şekilde söyledi. O okuldan mezun olduktan sonra, ama ben sınava çalıştım. DGS'den sonra, mühendislikten sonra, mühendisliğim bittikten sonra da bakanlığın ayrı sınavları oldu. Ben onlara da hayvan gibi çalıştım. Onu da kazandım. O benim mesela altın bileziğim. Atıyorum 2027'ye kadar bende bakanlığın kartı var. İstediğim laboratuvara o kartta girebiliyorum mesela. Öyle güzel yanları da var. Ben şeyi de merak ediyorum. Tuğçe ne dedi senin bu özrüne? Yani ne tepki verdi? Ben onu da merak ediyorum mesela. Ya o konuşmaya çok girmesek olur mu ya? Yok, bence de. Bence de onu şey aradığını. Evet, tamam. İm konuşsun. Ben kuzenlerinin bu kadar olaya dahil olmasına aşırı çok rahatsızım. Çünkü geçen de son zamanlarda olan bir şey. Bu ilk zamanları geçtim. Neşe bir video paylaşmış TikTok'ta. Kuzen yine bununla ilgili bir şeyler yazmış. Yani, kim o? İsmini hatırlamıyorum. Mesut diye biriydi galiba. Hatta sen takip ediyormuşsun. Böyle şeyler yazmış ya. Artık böyle Tuğçe hakkında konuşmaları sence de yanlış değil mi? Ki ilişkiniz varken de yanlıştı. Şu anda bence yanlış. İlişki bitmiş. Ya ve ilişkim Tuğçe'yi varken de seni benim, de kötü gösteriyor. Evet. Teyzemin kızı şey yapıyordu. Ona zaten, ve o çok yanlış onunla, zaten. Onunla konuştuktan sonra daha farklı şeyler söylememeye başladı. Geçen de bir yere kesit almışlar. Onu Tuğçe'ye değil. Bu işte atıyorum tatilde patlayanlara, sürekli ifşa alanlara aslında laf sokmuştu. Hani oluyor hani onlar linçlenmiyor, Ozan hala linçleniyor gibi lanse etmek istemişti aslında. Mesut olayına da, Mesut bana bugün SS'leri atınca ses kaydım var, onu paylaşırdım. Ama hani küfür ediyorum çocuğa, sen geri zekalı mısın, ne yapıyorsun falan gibisinden bayağı bir yardırdım bu arada.
dedim ki salak salak şeyler işte yazmamalısın falan diye. İşte bilmiyorum falan muhabbeti yaptı böyle. Dedim bir daha sakın dedim o şekilde insanlarla diyaloğa girmeni istemiyorum falan. Bayağı bir kızdım yani ona. Hani ben onlara gidip de şey demiyorum hani bunu yapın şunu yapın falan. Ben gerçekten haberim yoktu. O zaten benim kızacağımı anlayınca kendi bana SS'leri attı. Böyleyken haberin, böyle bak gör başkasından duyma girsinler. Haberin olmayabilir de şey demek istiyorum hani uyar artık hani yazmasınlar. Rahatsız oluyoruz bence sen de rahatsız olmalısın çünkü. Zaten rahatsız olduğumu beğenmek değil istedim. Mi? Okay. Şey, ben de bir şey söylemek istiyorum. Elif evet, bir konuşmayacak birisi varsa çıkabilir mi? Çünkü istek de var. Melike sen bir şey diyeceksin sanırım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Şimdi İvşan çıktı. Bunu kabul etmen zor. Orası ayrı bir konu. Ama mesela İvşan bana ait değil dedin. Tamam. Onu da geçtim. Ama sonrasında mesela Azize ile tanıma yoluna çıktığın günün gecesi gelip ses odasında bize şey demiştin. Benim Tuğçe'ye hala hislerim var. Devam ediyor ama ben çok zorladım. Ve Tuğçe istemiyor, kabul etmiyor. Yani burada ben yapıyorum, uğraşıyorum ama Tuğçe beni reddediyor gibi bir konuşma yaptım. Ve sonra dedim ki beni şu an çıkan haberlerle değil, beni güncele yani şeye göre, izlediğinize göre, bölümlere göre beni eleştirin dedin. Bu şey demekti yani bizim ayrılık dönemimize kadar bana bir linç yapmayın demekti ve insanlar hani orada hep çelişki oldu yani bu bir aldatma var mı yok mu, o zaman bize böyle diyor ve şimdi görüyoruz ki çok farklı aslında. Kübra'nın demeye çalıştığı da şey de bu, hani bizi de oyaladın aslında, bizi de kandırdın. Ya oyalamak mı kandırmak mı bilmiyorum ama o dönemler şimdi Tuğçe ile yüzleşip Tuğçe ile konuşmak isteyen taraf gerçekten bendim yani. Ne zaman Tuğçe ile yüzleştikten sonra işte hani belki özür dileseydim gerçekten çok farklı olurdu. Biz Tuğçe ile tekrardan belki barışırdık, hala devam ederdik, bilmiyorum ne olurdu. Ama yapmadım. O benim belki salaklığım. Zaten ondan sonra da hani Tuğçe defteri benim için bitmiştir gibisinden. O şekilde o evde takılmaya başladım. Sonra zaten saçma sapan şeyler yani. Ama bize istemsizce şeyler. Duygularım varken o gün tanıma yoluna girmiştin. O nasıl oldu? O gün tanıma yoluna girmedim ki işte. Azize ile tanıma yoluna girdi dediklerinde ben Azize ile tanıma yoluna girmedim. Ben Azize'ye o dönemler bak benim aklım Tuğçe'de, sen emin misin beni tanımak istiyor musun? Ben enkazım. O da o zaman ben çabalayacağım. İşte hani ben iyi geleceğim diyen taraftı. Evet ama sürekli şekilde... annem hoşuna gittiğini de söylüyorsun. Kız eve ilk geldiği günden ya, beri bir kıza karşı bir etkileşim var şimdi. Hani bunu da şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim lütfen. Hoş kadınsın herkes dedi o evde Azize'ye karşı. Ama hani biri gelir ha, hoşmuş. Ya, hani sen böyle bir tepki verirsen hoşmuş. Kız daha da hani push iter kendini sana karşı. Öyle değil mi? Ya tabii ki de öyle. Neyse sen galiba yani, buna çok net bir cevap veremeyecek gibisin ya. İşte geldim söyledim yalan diyorsun yani, öyle anlıyorum ben şu an. Ya bir de Aziz'in amacı da çok belli bence, bariz bir şekilde. Hayır, hani orada o dönem sen popülerdin. O dönem sen popülerdin ve hani o yüzden senin üzerinden ilerlemek istedi. İlk bölümler evet sen çok koştur koştur gitmemişsin Azize'ye doğru. O sana daha çok koştur koştur gelmiş ama sen de bir açık kapı bırakmışsın yani. Bunu inkar edemeyiz. İlk günden beri bir açık kapı var yani. Bunu inkar etmiyorum. Yok inkar etmiyorum. Ama işte o günlerde akşamında gelip ses odalarında bize algı yapmayın. Ama o ondan sonra oldu. Hayır. Bak ben de diyorum tarihler ki ondan sonra oldu. Siz, tarihler diyorsun da ben de diyorum ki ondan sonra gelişti. İstediğin kadar tarihler var diyebilirsin. Tamam ama ondan sonra olan olaylarda da sen ve senin tayfan sürekli bize algı yapıyorsunuz. Evet. Siz algı yapıyorsunuz. Siz zaten Tuğçecisiniz. Siz Toğuzcu değilsiniz diye bize bu imalar sürekli yapılıyordu. Yani bu asla bitmedi ki. Aynen öyle. Hani hadi o kısımlar önce, tanışmadan önce olsun, Azize'den önce olsun. Azize geldikten sonra da devam etti ki bunlar asla bitmedi. Biz ne kadar inkar etsek de, ne kadar savunmaya çalışsak da her zaman biz Toğulcular olarak Ozan'a algı yapıyoruz, Ozan'ı kötülüyoruz, Ozan'ı kötü gösteriyoruz. Ama yani bunlar asla bitmedi.
Bunlar bir iki gün içinde değil. Tek suçlu Ozan değil ama şimdi mesela arkadaşınızı düşünün. Yani ben hani kesinlikle seni savunmuyorum. Hani yanlış anlaşılmasın da. Yani şimdi bir arkadaşımız bize bir şeyleri destekliyormuş gibi ya da ne bileyim işte işte senin hakkında şöyle konuşuyorlar, senin hakkında böyle konuşuyorlar derse biz de onlara inanırız. Yani arkadaşımıza inanırız. Ben bence buna inanmıyorum. Lina'yı da suçluyorum açıkçası. Ben şeyi de suçluyorum. Ozan'ı da suçluyorum. %50 suçlular bence. Ben Lina'ların, Selin'lerin falan çoğu şeyden haberinin olduğunu, yani bir şeyleri bizden daha çok fazla bildiklerini biliyorum. Yani evet. Aralarında farklı bir diyalog varmış en azından, yani fanlar biraz daha nasıl diyeyim, bir şeyleri anlatıyormuş o zaman. Yani bunu kendileri de söyledi zaten, anlattılar odalarda. Şimdi ama Kübra zaten Ozan'ın bir şey söyleyeceğim. Bizlerle Selin yok ya şu an. Onlar hakkında çok konuşmayalım. Melike sana bir şey soracağım herhalde. Sen ben konusu açılmışken söylüyorum zaten. Ben onların adını almadım farkındaysanız. Konusu açılmış. Hayır ama yani %50 falan demeye de gerek yok. Sonuçta Ozan da 30 yaşında biri yani. Yani onların aklıyla hareket edecek değil. Sadece şunu demek istiyorum bu konuda. Sürekli Melike böyle söyleyecekse hava bir şey anlaşılmayacak arkadaşlar. Kübra abi sizi bölmüyoruz. Böyle şimdi gerek yok mu? Ben girebilir miyim araya? Bölmüyoruz. Sadece soru sormak isteyenler sorsun yani. Anladın mı? Bu saatten sonra zaten hatasını kabul ediyor ki yani. Özür diledi ya. O yüzden yani. Hani soru sormak sesim isteyenler varsa el kaldırıyorlar. Onları soruyor. Geliyor. Kim konuşuyor? İyi akşamlar öncelikle. Şimdi ben bir soru soracağım Ozan'a. Şimdi bu toplu halde bir resim attınız ya. O resmi atmandaki maksat zaten kendini açıklamak, işte onu biliyoruz ama o resimdeki insanların bir araya gelmesi, sonuçta o programın koordinatörü ve sana olan taraflı yorumlarını hepimiz biliyoruz. Sana ne kadar kızgın, sinirliysek o insana iki kat. Tuğçe'ye olan tavırları, keza sana olan pozitif yorumları, seni yüceltecek tavırları diyebilirim. Ve o resmi atarken dışarıda elenen bir kızın olduğunu, o kızın duygularını, yani o anki durum hiç mi düşünülmedi? Ben bunu sormak istiyorum. Yani nasıl insanlar bir araya geldi? Sen mi talep ettin yoksa onlar kendileri mi düşündü bu fikir? Bunu sormak istiyorum. Ya bu soruna cevap vermesem olur mu? Kusura bakma. Bir şey sorulmuş, ben onu sorayım mı? Davayla birilerine bir ara TikTok'ta diyordun ya dava edeceğim falan, onu sormuşlar. Dava ettiğin biri var mı? Aşağıda sorulmuş. Biri var, evet. Biri mi? Bir kişi mi? Yani en azından onu soralım. Birkaç kişi var. Ya o sorulmuş da aşağıda isim falan. Bence ağır hakaret ya da küfür falan vardır. Onlara şey yapıyorsundur herhalde, dava ediyorsun. Ya zaten... Hani... Bilindikse, aynen, tanıdıksa şu an aramızdan biriler. Yo, bilindik mi bilmiyorum belki ama daha sonrasında zaten davet ettiğim kişiler şimdi ağır küfür hakarete girdiği için bir tazminat, belirli bir tazminat ödemesi gerekiyor. Bazı insanlar gerçekten, hatta fenomenler bu işten böyle bile bile hani para bile kazanıyorlar. Davet ettiğim iki kişi var. O da dediğim gibi ağır hakaret ettiği için yaptım. O şekilde. Ama onun dışında ondan sonra hani çok SS var insanların bende ama gidip de çünkü uğraşmadım. Mahkemeye çıkıyorsun, carçur falan bilmem ne. Uğraşasım yok yani. Edin, sen konuş istersen. Ben sorumu unuttum ya. Başka bir şey yapsın. Sor bakalım. Ben biraz sonra sorarım ya. Şu an unuttum. Başka şeyler ilgili. Ya da Hamza konuşsun ya da Hamza konuşsun. İyi soruları vardı ya, onu da şey yap. İyi mi konuşsun? Tamam. Az bir dakika, bir içecek alıp geliyorum. Az bekleyin. Ne? Tamam, sen git Allah. İyiyim, sen duvara notlarını çıkart aşkım. Her ya şey, bir şey söyleyeceğim bak, ben ya şey Kübra şey değilim. Efendim. Seninle bir problemim yok, sadece hani şu anda soru soruyoruz, anladın mı? Zaten her şeyin farkında. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Toz official'dım biliyorsunuz. Yani biraz sitem etme hakkım var diye düşünüyorum. Evet, o zamana kadar yüzleşemedik ya hani. Biraz konuşmak istiyorum ama yani asla söz hakkı verilmiyor, sürekli araya giriliyor ve anlatamıyorum. Konuştun ya kız. Zaten hiç sorum yok. Birkaç bir şey söylemek istiyordum. Söyledim yeteri kadar. Çıkacağım şimdi. İyi geceler. Söyleyin, içinde kalmasın yani.
Yok, içimde kalacak bir şey yok. Çok da umursamıyorum yani. Kibrat, zaten görmüşken geldik sadece. Yo, triplere girdiğim falan gerçekten asla umurumda değil. Sadece görmüşken bayağıdır da bu işin içindeydim. Hani bir emek verdik zamanında. İki çift laf etmek istedim. Bu kadar. Şey arkadaşlar, konuşmalar çıksın. Birkaç kişi gelmek istiyormuş. Onları alayım. Tamam, ben çıkıyorum. Tamam canım, görüşürüz. Kim soruyordu en son? İm soracaktı sanırım. Evet. Ben bu Burak olaylarını sormak istiyorum. Cevaplayabilir misin bilmiyorum. Burak. Burak? Evet. Bir dakika, bir sorumu sorayım. Yayınlarda böyle kıskanıyormuşsun gibi geliyordu bize ilk başta. Çünkü o zamanlar böyle aldatmayı falan bilmiyoruz. Neyse ki. Ama sen normalde mesela Burak'la aşırı yakınsın. Tuğçe'ye olan ilgisinin herkes farkındaydı. Bu Ahmet için de geçerli. Burak'ın Tuğçe'ye karşı hiçbir zaman ilgisi olmadı. Peki neden kıskanıyordun? Kıskanıyordum değil. Ben sonuçta... Ay, olay yapma ya. Kıskanıyordum değil. Bak, cevabımı bir bitirirsem... Tamam. O zaman anlayacaksın. Ben şöyle biriyim. Yani belki sığ düşünceli olabilir ama... Yani benim kız arkadaşımın, atıyorum hani, gerçekten belki çok cringe olabilir ama bacağı mesela, bir erkeğin bacağını deyince huzursuz olabiliyorum. Gördük yani onu, bu gördük. Sığ düşüncelik bu. Hani ne kadar da işte karşımdaki insana kardeşim ne desem, ne bileyim, bu şekilde değişik kıskançlıklarım olabiliyor. Çünkü hani kız arkadaşım bacağı, hani değmesin yani, anladın mı? O yüzden o şekilde. Yoksa hani Burak'ın karşı bence asla Tuğçe'ye yani öyle bir ilgisi olmadı. Sadece o değil. Yayınlardaki tavrından da bahsediyorum. Yerde Adile'yle tanıma yolundasın falan. Bir yayın açtığınız Sedat falan vardı. Tuğbur falan şipliyorlardı falan. Sen ona sinirlendin, çıktın, hatta Burak'ın yanından gittin. Onu soruyor yani biraz. Ya Tuğbur'u şipleyenler zaten hani ben sinir olayım diye yapan tayfa. Ben de bir sinir olalım diye gittin, Aziz'iyle tanıma yoluna mı girdin? Beğendiği için girdi ya. Şimdi az önceki şey. Doğru konuşalım. Şey, Zeynep Hanım el kaldırıyor. O da konuşsun. O da güzel konuşuyor. Merhabalar. İyi geceler herkese. İyi merhaba. Geceler ablacığım. Hepinizi çok öpüyorum. Tesadüfen dinlemeye başladım. Çok bir şey söylemek istemiyordum aslında ama daha önce Tuğçe varken bağlanmıştım ve ona şu cümleyi kullanmıştım. Benim kızım 14 yaşında. İzlerken bile amin, hepimizin gibi, teşekkür ederim. İzlerken bile ilk bölümde ben müthiş bir heyecanla Tuğçe'ye Ozan bak izlemeye başladım okul arasında. İşte gidip programı izliyorum falan olmuştum. Direkt dedi ki, anne dedi, bunun sahte olduğunu anlamıyor musun dedi. Aa dedim, çok tatlı bir çocuk, niye öyle diyorsun dedim. Hayır dedi. 14 yaşındaki bir kızın gördüğünü ben görmediğim için kendimden utanmıştım. Daha sonra hatta bizim bir grubumuz vardı. O grupta kızımla WhatsApp grubunda özel yazışmalarımızı paylaşmıştım. Birebir kızımın benimle dalga geçtiği kelimeleri paylaşmıştım. O bakımdan çok üzgünüm. İkinci olarak anneniz ve babanız bildiğim kadarıyla Tuğçe'yi seviyordu. Sizin bu özrünüzden haberi var mı? Şu an en azından tamam. En azından Tuğçe onların gözünde aklanmıştır. Üçüncü olarak hepimizin, bütün arkadaşlar adına sanırım hepimiz aynı düşüncedeyiz. Bu Hüykü Hanım denilen Laforizma kod adlı Twitter'daki kendini sunucu sanan bilimum hakaret sıralamak isterim ama çok yazık, ben hem cimsime söylemek istemiyorum. O kadın büyük bir azimle sizi savunurken, sadece onu söylüyorum, sizi savunurken hiç mi içiniz yanmadı? Ya da cevap da, hani cevap vermek zorunda değilsiniz. Yani ya da Sedat denilen, vermeyin tabii ki, vermeyin lütfen. Ama ben arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Onlar da benim gibi aynı düşündükleri için. Yani Sedat denilen o hani kötü insan, kötü. Hani insan, bazı insanlar kötüdür ya. O kötü insan Tuğçe Yaz'la sakız yapmışken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Yoksa sizin özel hayatınızdır, herkesin yolu açık olsun, ben kimseye bir şey diyemem, ben belli yaşa gelmiş, belli eğitim almış bir insanım. Ama sadece insanın vicdani yönlerini sızlatan şeyler olunca onu dile getirmek istedim.
Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Cevap da beklemiyorum. Abla keşke beklemeseydin ya. Konudan çok... o kadar muzdaribim ki çünkü. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hayır, cevap beklemiyorum. Çünkü ben Tuğçe'nin bir sözünü çok seviyorum. Bildiğimi biliyor. Doğru. Bildiğimi aha biliyor dedi. O kadar bir insan canını acıtır ki ikili diyalogta düşünsenize. Benim yalan söylediğimi biliyorsunuz ve ben size hayır diyorum. Bildiğimi biliyordan daha çok insanın içini acıtan bir söz olamaz bence. Bunun açıklaması da olamaz bence. Hepimizin, herkesin yolu açık olsun. Ama tamam, dediğim gibi ben programda olan o insanların büyük böyle hani gerçekten amiyane tabirle ağzından salyalar akıtarak Tuğçe'yi ezici, buna Buse de dahil, bak o da bir kadın ve küçücük bir kız, yani benden kaç yaş küçük, onu da kötülemek istemiyorum ama ortada bu. Ağzından salyalar akıtarak iş kendine gelmeyince neden biz anlamıyoruz? İlle bizim yanmamız mı lazım? Yani şimdi ben şu an yazlıktayım arkadaşlar, balkonda 4. katta oturuyorum, benim ille buradan düşmem mi lazım? Balkondan düşen bir insanın duygusunu anlamam için, ayağı kırılan bir insanın duygusunu anlamam için. Yani bunların hepsi bizim sinirimizi bozan şeylerdi. Herkesin yolu açık olsun diyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Ben sizi biraz daha dinleyeceğim. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ablacığım ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Biz de sen öptük. Yani olan kısacası şu olsun. Aslında sen bunca zaman hani etkilenmeyip, hiç umursamayıp, işte program bittikten sonra, editleri izledikten sonra mı bir pişmanlık duydun? Hani bunca zaman hiç mi bir vicdanın sızlamadı? Bu ya aslında. Vicdanım her zaman sızladı. Sadece bir şeyi kendim izlemem gerekiyordu. Ya o da hani harbi bu kadar mı aşıktı, harbi bu kadar mı seviyordu? Yok, izledikten sonra gördüm yani hani hepsi bu. Peki, ama onun dışında hani o zamanlar öyle duymadığım için bu denli olduğunu bilmiyordum yani. Bu denli bir sevginin bu kadar büyük olduğunu. Yani evet sen çok hatalısın ama manipüle de çok edilmiş. Öykü Hanım bile orada diyor ki yüzleşmeden sonra dönmüş. Ya sen önüne bakacaksın tabii ki Tuğçe aşık değil, Tuğçe sevmiyor. Hani sunucu bunu söylüyor, anladın mı? Bu da çok yanlış. Tabii ki en baş hatalı sensin. Onu göz ardı etmiyoruz ama bunu da söyleyeyim yani manipüle de edilmiş gerçekten. Aslında sen mi konuşuyordun? Ben konuşuyordum. Seninle aynı anda konuşuyorduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu konuda haklısın. Yani ben de bir erkek olarak anlayabiliyorum, bu kıskanma olaylarından bahsetmiştin. Kıskanmak senin en tabii hakkın. Zaten seven insan kıskanabilir de. Evet. Ama şunu umarım fark etmişsindir diye düşünüyorum. Hani sığ düşüncelerim vardı diyorsun ya. Evet. Çünkü gerçekten bazı konularda sığ düşüncelerin vardı. Evet, tatil konusu olsun, ne bileyim işte Ahmet Fansa'ya o hani sarılma muhabbeti olsun, hı-hı, vesaire. Çünkü o evdeki insanlar çok bu konularda sağlıklı düşünebilen insanlar değildi bence. Benim gibi izleyen çok kişi aynı şeyi düşünüyordur. Hani ya bazen seni gaza getirdiler. Daha demin çok güzel bir laf söyledin o arada. Hani seven insan kıskanır. Ben de gerçekten kıskanıyordum yani. Hani o belki de izlediği zaman ulan ne kadar sığ düşüncelisin falan oluyor ama insan o zamanlar çok böyle birbirine bağlandığı zaman gözü dönüyor bazı noktalarda. İstemsizce kıskançlıklar falan olabiliyor. Bu günümüzde de zaten bunu yaşıyoruz yani. Hani evet modernlik çok başka bir şey ama ne bileyim ben hep böyle yaşamışım belki de. O yüzden o alışkanlıklarımı yeniledim. Problem kıskanman değil aslında burada. Sadece hani kısıtlamıyorum diye iddia ediyordun ya. Aslında hani kısıtlamıyorum dediğin şeyler bile bazen hani bir noktada kısıtlamaya giriyordu. Yani izlediğinde en azından bunları fark edebildiysen hani bu beni biraz mutlu eder. Hani kendi kişisel gelişim açısından söylüyorum. Evet. Dediğim gibi kıskanmak en doğal şey. Hani seven insan kıskanır. Ama bir noktada isteklerimiz kısıtlamaya da gidebiliyor. Hani bunu fark edebildiysen... güzel bir gelişim olmuştur. Peki kişisel. Bir şey soracağım. Tuğçe ile bittiği için, kaybettiğin için pişman mısın? Çünkü şöyle ki yani Tuğçe hem güzel bir kız hem böyle işinde yaptıklarında başarılı bir kız ve şöyle söyleyeyim ben de çok şaşırdım buna. Şimdi Tuğçe DJ ve birçok ortamda birçok mekanlarda bulunmuş bir insan programdan önce veya program sırasında ya da sonrasında. Ama Tuğçe'nin bugüne kadar hiç kimseden bir fotoğraf, bir ifşa, bir hakkında iddia, kötü bir yerde bir çekildiği, iddia edildiği,
ne bileyim evet. Yasin'den falan hiç öyle bir şey görmedik, duymadık. Hı-hı. Temiz yani hani ve evinde oturarak temiz değil yani. Oralarda buralarda her ortamlara girmesine evet, rağmen temiz kalmış. Yani hı-hı. onu kaybettiğin için pişman mısın? Çünkü programlarda böyle bir kız çok zor bulunur. Ya da gerçek hayatta da. Abi, soruya bak ya. Aslında zor cevapla, bir soru değil. Cevapla. Cevapla. Anladık galiba zaten. Yok bence duyalım direkt yani. Aynen ben duymak istiyorum. Bence de kendi cevaplarız. Pişmansın, pişmansın. Ya bir durun ya. Bak söyleyemediğin şeylerden sonradan pişman oluyorsun. Söyle kurtul. Bunu da 3 ay sonra söyleme ya şimdi söyle. Aynen öyle. Ya tabii ki de pişmanım. Budur. Zorla söyledi ki bu oldu peki, ama. Peki bir sonraki sezon çağrılırsan gider misin? Çok üzülüm. Ahire soruları gibi ama. Ve ben bir şey demek istiyorum. Şöyle ki bence kadınlar hatta insanlar için de böyle ama ben Tuğçe kadın olduğu için kadın tarafından bakarak konuşayım. Bence kadınlar tarafından karşısındaki erkeğin onu hata yapması ya da aldatması kötü bir şey ama bunu kabul etmemesi ve bildiğin halde sana bile yutturmaya çalışması daha da üzücü, yorucu bir şey. Hani bu yüzden bence o da çok yıprandı. Evet. Ama bir noktada teşekkür ederim. Yani çok geç yaptın. Kızlar, biz zaten biliyorduk Olcan, ama Oğulcan'la Tuğçe yani. Burada ona göre. Tamam yani, davet ediyorum. Bir dakika, geç olsa da geç olsa da söylediğin Tuğçe için burada, teşekkür ya. Ederim ama çok geç ol dediğin için. Bir dakika. Konuşmayanlar çıkabilir mi? Tuğçe odada bu arada evet. Tamam konuşmayanlar çıksın onları da alalım. Tuğçe odadaymış. Tamam. Konuşmayanlar çıksın. Ben dinleyeceğim. Ne Tuğçe gelecek misin? Tabii gelmek istiyorsa yani. Olcan da burada. Olcan da alabiliriz. Olcan davet attım sana da. Ay kendim programda gibi hissettim. Kritikteyiz arkadaşlar. Ablanın heyecanı. Öykü Hanım. Lütfen Öykü Hanım ben olmayayım da. Özür dilerim. Sera Öykü mü oldu? Paralel ben evrendeyiz. Öyküden yani. Ya, hep içime kaçtı şu an. Ay yok Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sanırım gelmeyecekler. Belki dinlemeye geldiler. O yüzden çok şey yapmayalım. Elif senin sorun var mıydı? Yok benim sorum. Bir şey diyordum o sırada kaynadı onu söyleyebilir miyim çok özür dilerim ya ben dediğim gibi geç olsa da bunları paylaştığı için teşekkür ederim çünkü çok yorucu bir süreç karşısındaki insanın bilmesi hani gerçek olduğunu bilmesine hemen seni itiraz etmen ama dediğim gibi çok geç oldu biraz iş işinden geçtikten sonra oldu ama birçok kişi de bu davayı kendi içinde kapattı bu şeyi itiraf ettiğin için. Evet bugün bu özür gerçekten bizi şey yaptı yani konuşamıyoruz hani birçok şey susuyoruz artık çünkü özür diledin hani ya, kabul ettin. Hayır tabii bizi... ki yine eleştirimizi yapacağız bu arada. Ama ayrı bir şey. Ama engel değil yani. Anlamıyoruz. Hani şu anda mesela diyeceğimiz her şeyi özür dilediği için ne diyeceğimizi yaşıyoruz özür o yüzden dedim bir de yani. Bizi geçtiler. Özürler bazı şeyleri silmez yani neticede. Hayır evet. Zaten detay silmez. Ya şey bazı hataların evet özrünü kabul olmaz. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Ama şu açıdan sadece iyiydi. Yani bizi geçtim. Tuğçe için yani en azından hatanı kabul edebilmişsin. Bir de Elseçiler aylarca böyle işte biz Elseç'in eline biraz düşürmüş oldun. Ya. Kusura bakma bunu söyleyeceğim. Bayağı Elseç'in şeyine düşmüştük diline. Tuğçe yalan söylüyor çünkü, falan. Evet yani. Tuğçe yalan söylüyor diye. Tuğçe iftiralar atıldı. Ve ayrıca finalde de özür dileyeceğini söyledin. Evet. Öykü de o zaman artık şey demez. İşte Tuğçe sevmiyor ya da o zaman böyle bir şey yapmadı demez. Bu açıdan benim için birazcık rahatladım açıkçası. Yani ben açıkçası şöyle üzülüyorum da hani gerçekten Tuğçe gibi bir kadını kaybetmek kimse istemem. Hani ben bu Tuğçe bu odada diye söylemiyorum. Her zaman da gruplarda falan da söylüyorum bunu. Gerçekten çok kaliteli bir kadın. İnsan yani her erkek hayatında öyle bir kadın ister. Sen bu kadına bu hatayı yaptın ve bunu kabul etmedin yani aylarca. Bu da üzücü bir durum. Yani gerçekten üzücü bir durum.
Ben bir şey sormak istiyorum. Biraz bu oda günah çıkarma odası gibi oldu ama çok fazla günah çıkarmak da istemiyorum aslında. Yalnız biraz şeyden dolayı hepimiz Tuğçe ile empati kurduk. Hani biraz kadın olduğumuz için, sizi yakından izlediğimiz için, her anınızı işte editler yapıldığı için falan. Ve hepimiz kırılmış olduk dolaylı olarak. Sen de hep işte şey dedin, işte bölümler gelecek, izleyeceksiniz, göreceksiniz. Biz de bekledik bölümleri izlemeyi. Beni kişisel olarak en çok kıran şey oldu. Yani Tuğçe'nin yerine kendimi koyduğumda, işte benim başım böyle bir şey gelse ne düşünürdüm dediğimde olaya girmiyorum. Yanlıştır, doğrudur. Sen de şeyi görmedim, belki yanılıyorum, kaybetme korkusunu görmedim. Yani evet, aranızda ipler gerildi, kopma noktasına geldiniz ama sanki sen Tuğçe'yi kaybetmekten korkmuyor gibiydin. Yani orada nasıl gözüktüğünü, işte ne konuşulacağını, nasıl yansıyacağını ben korkuyordum ama hani ilişkin bitecek ya da işte sevdiğin kadından ayrılıyorsun bir şekilde, öfke de olsa, hani o kaybetme korkusunu ben görmedim. O beni çok kırdı mesela. Belki hani var mıydı, biz mi görmedik? Onu sormak istedim. Ben Tuğçe'yi öfken... kaybettiğimi şurada anladım. Elenmeden önceki gün. Orada anladım zaten. Çünkü çok öfkeliydi, şoktaydı, şeyde. O zamanlar anladım yani. Kaybetme korkusu. Sonra saçmaladım zaten. Ben bunları da kabul ediyorum. Ne diyeyim? Ya geç oldu. Tuğçe o gün sakinleştirici bile almıştı yani. Bu kadar kötü bir haldeydi. Ya onu dediğim gibi izleyince anladım. Çünkü o dönemler sadece bir kişiyle konuşmuyordum. Birçok kişiye soruyordum. Ne oluyor evde, ne bitiyor falan. Dediğim gibi insanlar bazı noktalarda manipüle olabiliyor. Dolduruşa gelebiliyor. İzleyince bazı şeyleri anlayabiliyorsun. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını. Öyle geç oldu ama... Yapacak bir şey yok. Bunu sorgulatan sebep de bu yani Ozan. Yani mesela şey, sen gerçekten Tuğçe'yi sevdiğini düşünüyorsak eğer, şöyle bir duruş sergileyebilirdin. Tuğçe gelmiyorum dediğinde Azize ile işte Tuğba ile bilmem ne tanıma yolundan ziyade, ya ben, beni eleyin arkadaşlar, ben bu evden gitmek istiyorum deseydin, yani eminim ki o zaman daha güzel bir hareket yapmış olurdun. Yani belki bu kadar linçlenmeyecektin. Yani bu konuda ya artık zamanı geriye alamıyoruz artık. Bu konuda da haklısın ama yani zamanı geriye alamayız. Ama keşke böyle yapsaydın yani. Ya insanların tabii ki de çok keşkesi olabiliyor. Çok manipüle oldum. Ne diyeyim? Kimse kimseye yumuşamadı, şunu yazıp durmayın. Ben burada özür diledi. Sonra odaya geldi. Ki gel demedik, kendi geldi. Bir dakika. Ben bunu söylemek istiyordum Ferah. Ben de şurada iki soru soruyoruz bence, lütfen ya. Bence manipüle olayı doğru değil. Bence bir şey söylemek istiyorum. Bence manipüle olayı doğru değil. Evet, manipüle etmeye çalışanlar olur ama bence insan zaten şöyle bir şey. Bir hata yaptığımızda, hele ki çok büyük bir hataysa, insan hep kaçmak için suçlu arar. Kendisi dışında ama. Bence bu olayı en güzel şekilde kendi yaptın. Günün sonunda sen ve kendi vicdanına baş başa kalıyorsun. Ve insanlar bizi bir şekilde bir yere yönlendirmeye çalışabilir. Tuğçe'yi de çok affetmesi için yönlendirdiler. Affetmedi, kendi kararıydı. Sen de ne yaptıysan kendi kararınla yaptın aslında. Ya Ozan, şuna geliyoruz. Tuğçe kadar sevsen zaten Tuğçe'yi kaybetme korkun olurdu. Ve... Tuğçe kadar fedakarlık yapabilirdin. Mesela Tuğçe o evden çıktı, bir daha da dönmedi. Yani işin sonunda şuna geliyoruz arkadaşlar. Ozan Tuğçe kadar sevmedi. Belki Tuğçe'nin ona olan sevgisini sevmişti zamanında da. O yüzden yani şu an onu niye yaptım, bunu niye yaptım diye sorsak da cevap bu. Tuğçe kadar sevmedi. Sorusu olan varsa. Evet, ilk geldiğinde sen başkan tanımak için geldin demiştin ya. Sonra da yüzleşmeye çevirmiştin bunu. Sesin çok anlaşılmıyor. İlk başta eve geldiğinde ben başkalarını tanımak için geldim. Zaten sonra Türkiye'nin yüzleşmeye geldiğine çevirdim. İkinci gelişten bahsediyorum. Aslında eve ilk gelişin, hani benim gözlemlediğim kadarıyla aslında orada biraz kendini aklamak olarak düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yüzleşmeyi sen dışarıda da yaşayabilirdin. Keza ilk geldiğinde ben başkalarını tanıyacağım da diye yanında da bulundun. Gerçekten kendini aklamak için mi ikinci kez gelmişsin diye ben bunu biraz merak ettim. Ne niyetle girdin yani? Gerçek niyetin. Çünkü yüzleşme olamaz. Yüzleşmeyi dışarıda da yapabilirdin hani.
zaten iletişimdelermiş sürekli de yani telefonla filan iletişimdeydiniz yani. Sürekli telefonla iletişimde değildik ya. Ama sen öyle dedin ya programda. Yok bir kere. Bir kere konuşmalı. Onun dışında pek bir konuşma falan olmadı. Ne diyeyim şimdi ben buna ya? Arkadaşlar rahatsız olanlar odayı dinlemesinler. Bu kadar basit. Gelip buraya eleştirel şeyler yazmayın. Tamam mı? Biz burada aylarca toz emek harcadık. O zaman odaya geldi soru soruyoruz. Bu. Sinirlerim evet, bozuluyor. Yani. Burada Ayşe sayıp sönmemizi mi bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum. Allah'ım herkes bir şey yazıyor ya. Siz 3-4 aydır burada mesai harcıyordunuz. Gelip buraya yorum yapmayın lütfen. Rahatsız oluyorsanız çıkabilirsiniz. Hayır, biz burada zaten bir dakika bir şey diyeceğim. Biz burada zaten eleştirimizi dile getiriyoruz. Hani burada ne yapalım şimdi sayıp sövelim mi? Normal soru soruyoruz. Yani bir şeyleri de yumuşatmıyoruz bu arada. Kimsenin de yumuşadığını sanmıyorum bu arada. Hepimiz yani bir güne kadar ilişiyorsak da ilişeriz zaten. O zaman da bence bunun farkındayız. Rahatsız olanları odada görmek istemiyorum. Laf söyleyenleri hatta odada görmek istemiyorum. Çıkın. Ve yumuşamayacağız da. Yaptığı şeyleri de unutmayacağız. Sadece sorduk. Aklımızda olan şeyler vardı. Bir şeyleri merak ediyorduk. Onları sorduk. Sormak istedik. Çünkü aylar sesin kesildi. Cico sen konuşsana bir. Tamam. Ha, benim bir sorum var. Sorup çıktım. Mesela ben şeyde ben çok merak konuşacağım. Tamam. Aylarca çoğumuz Ozan yüzünden Ozan'ı savunduğumuz için listeledik. Yani bir zahmet izin verin artık ya. Biz de sorularımızı soralım. Kimsenin de yumuşadığı yok. Ki bir dipnotta geçelim. Kimse de yumuşasın diye yapmadığımı da söyleyeyim yani. Sorusu olan yoksa soruyorum. Sesim geliyor değil mi? Geliyor cicosu. Tamam. Şey diyeceğim. Hı. Bu mesela hayatından çıkan birine saygın olması gerekir ya. Ben sende onu hiç göremedim o dönemler. Mesela bu yayında paramedikliği yapmıştın işte. Her gün yayın açmıyorum ben. Falan gibi evet. Bir muhabbet vermişti. Hatta Tuğçe de tweet atmıştı üstüne. Ya evet. Onu neden yaptın bana çok garip geliyor. Neden yaptım? Çünkü Tuğçe'nin bir kısmını bana attılar. O kısımda da Tuğçe şey böyle eliyle hani şey yapıyor. Görürsünüz falan. Ben Ozan'ı patlattım mı? O tarz bir şey mi? Ne diyor? O benim canım sıkmıştı. Zaten insanların canını sıkmak bence çok basit. Benim de hemen her şeye canım sıkılabiliyor. Ben de öyle bir şey yaptım. Gerek var mıydı? Yoktu. Yaptım ama hani. Yani yapmadım işte sen de yayınlarda mesela mor sarışın dedikten sonra kızın sinirleri bozulabilirdi. Sen hiç kendi yaptıklarını düşünmeden Tuğçe'nin yaptıklarını çok fazla parladın bence. Yani seni bitiren bir hata buydu. Hani kendin yapıyorsun sonra Tuğçe tweet atıyor diye mesela içeride yaptıklarının dışında. Kıza işte takipten çıkıyor bilmem ne. Bunlar bence seni bitiren hatalardı. Ya takipten çıkma olayı çok başka mevzu ya. İzledik ya. Ya izledin çok başka bir mevzu yani. Aslında başka bir şey varsa açıklayabilirsin. Sonuçta izledik hani. Yayınlanacak başka bir şey yok. Hani spoilerlık bir durum olmaması gerekiyor şu an. Ya o dönem ya isim vermek olmaz. Konuştuğum birkaç kişi vardı. Hani akıllı almak da denmez aslında ama ne yapmalıyız? Nasıl olur falan bilmem ne. Zaten ilk takibi çıktığımda şey oldu mu ulan ne oluyoruz anladın mı ne oluyoruz çok zaman geldi yani. acayip bocaladım falan ne diyeyim yani başka ben bir şey söyleyeceğim kimsenin sorusu falan yoksa eğer arkadaşlar sesim geliyor mu bu arada benim? Geliyor hayatım sor. Ben zaten ses odasında karşılaştığımız zaman bütün içimdekileri söylemiştim.
Yani açıkçası bir sorum yok artık sana. Sadece şey söyleyeceğim. İnsanların şu anki özrünün samimi gelmemesi birçok insana. Yarışmadayken, evet birçok insanın samime gelmemesi. Evet. Bence şundan. Yarışmadayken kendini öyle bir savunuyordun ki, öyle bir atlamaya çalışıyordun ki. Evet. Şu an bu şeye vurduğumuz zaman ikisi birbirine örtüşmüyor. Ama bana videoda hani attın ya özrü Twitter'da gördüm. Ya bir şeylerden artık pişmanlık değil de nasıl söyleyeyim, artık her şey ortaya çıktı. Bir şeyi de savunacak şeyin kalmadı. O yüzden böyle bir video çektiğini düşünüyorum, özür videosu. Ya da artık yeni bir hayat kurmak istiyorsun. Bazı şeyleri geride bırakmak istiyorsun. Bunu da düşünebilirsin, bilemiyorum. Ama samimi gelmemesi de çok normal, çok doğal yani. Öyle bir savundun ki kendini yok 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 diye. En sona kabul etmiş oldun. Ve birçok senin çevrende Ozan savunuculuğu yapanlar da aklanmış oldu Tuğçe konusunda. Artık Tuğçe'nin %100 şeyi herkese ulaşmış oldu. Bu konuda rahatım ben. Artık böyle bir mevzu konuşulmayacak. Finalde de şu olacak. Yani seni savunan o sunucu artık belki o da özür dileyebilir senin vasıtanla. Buna sebebiyet vermiş oldun. Çok mutluyum bu konuda da. Böyle yani umarım yani kendi özründe vicdanen rahatsındır ve nasıl diyeyim, umarım samimisindir. Ya da gerçekten ben gerçekten kendim biliyorum. Bir şeyler düzelsin veya bir şeylere çabalamak için gerçekten yapmadım. Yapmam gerektiğini bildiğim için yaptım. Bunu bugün düşünmedim, dün de düşünmedim. Bunu birçok kez düşündüm. Yastığa kafamı her koyduğum zaman düşünüyordum. Ara ara bunalımlara falan giriyordum. Rahat edemiyordum yani bu konuda. Şunun da bilincindeydim. Çok geç oldu. Biliyorum, farkındayım. Çok şeyler yaşandı. Bunların da farkındayım. Ama dediğim gibi hani en azından ne kadar vicdanen rahat olup olmamasını bilmiyorum ama bunu yapmam gerekiyordu. Yaptığım için gerçekten rahatım bu konuda. Çünkü o samimiyetle yaptığımı düşünüyorum. Bu size geçmeyebilir. Geçsin diye gerçekten yapmadım. Hani yaparken bile bunu linçleneceğimi bildiğim halde yaptım, yazdım ve yazdıktan sonra zaten birçok yine dalgaya vuran, birçok hakaret, çok böyle ağır küfür değil tabii ki de, bana karşı hakaretlerin geleceğini bildiğim halde bile yaptım yani. Geç mi oldu? Geç oldu. Onu da biliyorum. Yapacak ama bir şey yok ama. Artık bu şeyleri insanların samimiyetine inanmaması konusunda da suçlayamayız açıkçası, çünkü hani programdaki hani söylediğin bir takım bazı birbiriyle çelişen ifadeler olsun, yalanlar olsun, hani yanlışı savunmaların olsun, bu yüzden bence samimiyetine inanmayan ve sorgulayan insanlara da ben asla zaten sorgulamam. Sen beni nasıl samimi bulmazsın, öyle bir şey diyor muyum, demiyorum. Samimi gelmeyebilir. Ozan yine bir şeyler yapmaya çalışıyor diyenler de olabilir. Saygı duyuyorum. Yani kimse inanmayabilir bu konuşmalara. Ama ben gerçekten şu an vicdanen rahatım. İlk başta dediğim gibi Tuğçe'den özür diledim. Sonradan Toğuz fandomundan özür diledim. Çünkü bunu ilk başta Tuğçe, sonra siz hak ediyordunuz. Çünkü çok emek verdiğinizi düşünüyorum. Çok hakkınızı yedim. Ne diyeyim yani? Peki ben şunu da merak ediyorum. Biz seninle 2 hafta önce de bir ses odası yapmıştık. Tabii o el setçilerin ses odasıydı. Hani oradaki yaklaşımın biraz daha farklıydı. Yine bu bölümler yayınlanmıştı. En azından aldatma bölümleri yayınlanmıştı. Peki o zaman niye hani bu yaklaşımın yoktu da 2 haftada ne değişti? Ben biraz bunu da merak ediyorum açıkçası. İnsanların hayatında bir günde çok şey değişebiliyor. Dean Winchester. Peki. Teşekkürler. Rica ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Soru falan var mı? Yok sanırım. Yok ama Gamze'yi aldım. Bilmiyorum, belki sorusu vardır. Gamze. Evet, benim sorum var. Aklıma bir şey takıldı, onu sormak istiyorum. Tabii. Hani sen dedin ya, biz aldatma iddialarından sonra Tuğçe ile daha çok yakınlaştık. Hani sen kendi açından hislerinin o zaman daha çok yoğunlaştığını söyledin. Hani evet. Tuğçe bunların iddia olduğunu düşünüyormuş. Sonrasında zaten Tuğçe'nin hisleri daha çok yoğunlaşmış. Biz bunu izleyince de görebiliyoruz. Gamze bence konuşmacı değil şu an mikrofonu.
çalışmıyor. Gamze'yi biz duyuyoruz. Yo, Gamze'yi ben de duyuyorum bu arada. Ben sen de sorun var. Ya. Geliyor mu? Devam et Gamze. Geliyor. Biz duyuyoruz. Sen devam et. Tamam. Hani sen demiştin ya işte dedin ya. Benim izlem sonradan yoğunlaştı falan diye. Evet. Ya bence öyle olmamış. Mesela sen öncesinde daha samimisin. Daha farklısın. Sonrasında böyle daha soğuk geliyorsun izlediğimizde. Yani şimdi izlediğinizde bu olaylar bence yaşandığı için, bunları bildiğiniz için size belki bu konu samimi gelmemiştir. Oradaki duygular samimi gelmemiştir. Ama en başından sonuna doğru daha da çok yoğunlaşan bir şey vardı. Ben bu ortaya atılan iddialar, işte ifşaların Tuğçe'nin gerçekten bildiğini zannediyordum. Ama meğersem gerçekten bilmiyormuş. Bunun sonrasında farkına vardım. O yüzden ondan sonra zaten saçmalamaya falan başladım. Yani burada sen diyebilirsin, senin duyguların yalandı falan. Şunu da görmüş oldum. Tuğçe'nin mesela, hani Tuğçe belki çok ilişki yaşamadığı için belli etmiyor tarafı vardı belki de, ama hani izledikten sonra bazı şeyleri birebir görüyorsun ya, o zaman işte görebiliyorsun kimin daha çok sevip sevmediğini. Bu şeyi de kabul ediyorum, yani Tuğçe bayağı yoğun sevmiş beni, onu anladım. Ama ben burada Tuğçe'yi sevmedim falan diyemem. Demem yani. Söyleyelim o zaman, seni uğurlayalım. Son pişmanlık ne ya? Doğru. Ve bu arada o cringe tweetleri atan arkadaşlar, ben bu zamana kadar kimseye engellemedim ama sizi engelliyorum. Tamam mı? Çok bariz şekilde bana atmışsınız çünkü. Direkt engelliyorum. Hem odaya giriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hem sonrasında diss atıyorsunuz saçma sapan. Hiç uğraşamam sizinle. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir sorumuz var. Elif mi soracak, ben mi sorayım bilmiyorum. Tamam, sen sor o zaman. Şey yüzünden de bence özür dilerim bilmiyorum. O da çok yanlış, onu da söyleyeyim. Bu canlı yayında açmıştın ya, hani para muhabbetini yapmıştın. Hı hı. O da mesela çok böyle kalitesiz bir şeydi mesela. Hı hı. Yani çok saçma bir şeydi. Bence ondan dolayı da özür dilemeliydin. Pişman mısın ya da bunu söylediğin için? Ya daha öyle demin bunun cevabını verdim ki ben. Yapmamalıydım diye. Duymadım onu. Tamam arkadaşlar. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ozan, gidiyorsun. Yani ben de eskiden böyle ses odalarına falan geldim son zamanlarda. Ben gelemediğim için üzgünüm. Çünkü senin yaptığın böyle mantıksız açıklamalar, bunu hala savunuyor oluşunla alakalı falan, hı-hı, sana bir şeyler söylemek istiyordum. Ama bugün, hı-hı, özür dilediğin için, benim burada sana gelip şurada şunu niye söyledim bunu, hani hala bu ifşayı kabul ettiğin için bir yerde sana soracağım hesaplar azaldı. Birçok kişinin de öyle. Ve ben burada hepimizin sana söylemesi gerektiği şeyleri söylediğimizi düşünüyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Zaten sonuçlar hep aynı noktaya gidiyor ve ben sana kötü bir temennide de bulunmuyorum. Beddua da etmiyorum. Herkes kendi yaptığı şeyin sonucunu kendi yaşar. Hayır, yo, öyle de demiyorum. Beddua etmek istemiyorum. Bana dönüp geri gelin. Herkes ne yaşıyorsa bir güzel şekilde bir yerden hıncı çıkıyor. Ya bu dünyada ya diğer dünyada. Yani o yüzden sen, evet, de bir yerlerde yaşar ve nasıl desem, dersini alırsın. Belki bu olay da senin için bir derstir yani. Evet. O zaman ben de sana bir konu hakkında bir şey sormak istiyorum. Şu şeyi kabul ediyor musun? Şimdi zaten yayınlandıktan sonra hal ve hareketlerin çok değişiyor. Kavgalarda bile mesela normalde uğraşan taraf sanken artık uğraşmıyorsun. İnceldiği yerden, aha, kopsun moduna giriyorsun. Bölümlerde, aha, de zaten aldatmayı kabul etmemenin nedeni de tamamen kendi imajındı yani. Bunu bence kabul ediyorsundur. İmajın sarsılmasın, evet, diye. Tuğçe'ye, evet, olan sevginin, imajının arkasında kaldığını kabul ediyorsun bence. Yani imajın senin için hep daha önemliydi. O yüzden zaten aldatmayı kabul etmeyip Tuğçe'yi zan altında bıraktığını düşünüyorum. Evet. Yeteri kadar sevmediğin için. Yani yeteri kadar mı? Çok yoğun. Yani Tuğçe kadar çok yoğun diyelim. Değilmiş. Evet. Bir de bölümlerde, evet, hani Luca sormuştu galiba, hatta bunu sana sormuştu. Hani Tuğçe seni kendi çıkarlarından fazla mı seviyor sence diye, hatta cevap verememiştin. Aslında durum biraz tam tersiymiş. Bunu anladık biz de. Hani sen Tuğçe'yi kendi çıkarlarından daha fazla sevmiyormuşsun maalesef. Çıkarları bastı. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Aynen. Kaçacağım. Yok sanırım soru artık. Seni üç evetle uğurluyoruz. Aynen.
Hayır, pardon. Aynen. Şimdi bunu da şey yaparlar. Bu bir şey söyler. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada artık böyle seni linçlemek bende hobi gibi bir şey oldu. Maalesef linçleyeceğim. Ben zorbalamadım. Evet, küfür falan asla zaten de. Ya 30 yaşında adam sıçma oturup ben sana küfür etmem asla. Zaten öyle bir şey de yapmam ama ya kusura bakma da hobi gibi bir şey oldu. Dur bakayım kim konuşuyor? Ben bakayım. Yıldız, ha, ad tamam. Yok. Parıltı. Okay. Ya yani, ne çıkacağım parıltı. Şey bak küfür falan etmem hani hemen şeyliğe girmeyelim hemen yine dava tehditlerine başlama. Davalık olmayalım. Bak seni davaya. Aynen ha, oraya tamam, başlamayalım okay. Ama sonuçta 30 yaşında adamsın yani hatanın da kabul ettin yani evet. Ne diyelim artık daha taş atamayız. Bu arada Time'da da birkaç tweet görüyorum hani yok yumuşadınız falan filan 16 kişilik kadro dönüyor. Yok. Hani nasıl kafalar bunlar aldatan adama kalkıp da fan sayfası açacak değiliz. Lince devam da tabii ki. Arkadaşlar falakaya mı yatıralım? Ne istiyorsunuz ya? Biz bir salon lütfen gerçekten. Şey yapıyormuşuz. Pişman ediyorsunuz ben, her şeyi. Ben sana sadece Öykü Hanım üzülüyor. Dövelim mi adama hani meydana gel falan mı yapalım? Ne yapabiliriz? O bugünkü açıklamadan sonra yıkıldı. Senin buna cevap vermene gerek yok Ozan. Sen zaten yanıt veremezsin. Bugünkü açıklama en çok Öykü Hanım'ı yıktı. Kendine cici baktın ne diyeyim Öykü Hanım'da. Bu arada o büyük fanını kaybettim. Açıklamanla beni en çok mutlu eden kısım zaten o. Öykü Hanım'ın hani neyse bir şey diyecektim de yanlış olur. Sen çıktıktan sonra söyleyeceğim. Ya öyle kalması. En çok bu tatmin etti yani. Ya burada Öykü Hanım'la ilgili yo, senin konuşman doğru değil de zaten. Ya, şuradaki dört söyleyemem. Senin konuşmanı beklemiyoruz. Biz kendimiz diyoruz ona zaten. Aynen. Hani kendi aranızda konuşuyorsanız konuşun. Nasıl yorumluyorsanız yorumlayın. Linkleyelim de. Ama hani beni şey o topa sokmazsanız sevinirim. İki yüzlülük hakaret sayılmıyor değil mi diyebiliyorum. Çünkü ben yok sayılmıyor. Her ibaret. Bir de şey Şovzan falan serbestti. Şey. Onları bize bir ara söylüyordun. Şovzan serbest evet. Diyordun. Primzan serbest. Bunlar benim istemedi. Şimdi yeni nickname'im ne biliyor musunuz? Ne? Gergozan. Oh güzel bu da güzelmiş. İlgin bir dakika ne? Algızan da olabilir. Gergozan. Gergozan. Gergin Ozan. Yok gergin değil. Yani biraz algı yapacağız sana artık kusurumuza bakma. Yok yani, yani demeyi tercih ediyorum. Bak dediğim algı gibi büyük hakaret küfür olmadığı sürece linçleyebilirsin. Herkes linçleyebilir. Problem yok. Ben zaten çok bakmamaya çalışıyorum bu olaylara falan. Ama bazı yorumlar çok komime gitmiyor değil. Birkaç kişi var. Ne mesela? Eğleniyorsun değil mi? Bizi okumayı seviyorsun. Yani bence bütün tripleri görüyorsun ya. Bak hepsini görmüyorum. Görüyorsun ama ya. Ama birkaç kişinin böyle hani yorumları. Ya kim onlar? Bir dakika dur. Kim onlar? Ya isimleri aklımda değil ya. Ama hani gördüğüm zaman. Ay görüyorsun ya. Gülüyorum yara bazen. Şey yazmayacak neye mısın ya? Mi? Algı yazmayı yazmayacak mısın artık bize? Gereksiz algılarınızdan algı, sıkıldım. Algı, gereksiz algı. Ya o tweetleri göremeyecek yani, miyiz? Bu tweetleri göremeyeceksiniz. Lütfen görmeyelim. Bu bugün ama şey gibiydi. Tüm toza veda. Aynen. Veda ettik zaten. Hayatım o su kuşu izlet dediği gün biz veda ettik. Su kuşu izlet. Aynen. Bu arada bugün bölümde de söylüyor bunu. Travmalar bitmiyor yalnız dışarıda farkında insanlar, mısınız? Dışarıda insanlar şey geliyor böyle Ozan su kuşu falan onlar da şey diyorum su kuşu öldü. Ay ne gerek var mesela. Çok şöyle. Bak su kuşu gidince tüm sempatini de kaybettim fark ettim. Ama Ozan su kuşunu sen öldürdün yani kuşu boğdun yani sen yaptın bunu. Kuşu gitti. Çağrı'nın da duyduğu gibi o kuşun kanatlarını sen kırdın. O kuşu suda boğdu bence. Zorbalama saati şu an evet. Aynen. Ama hobi başladı gibi bizim şey mesai. Gibi yani hobi gibi bir şey bırakamıyorum. Ben de alışkanlık oldu maalesef devam edelim. Yani tabii ki bak zaten şunun farkında bence. Biz yine bölümleri izledikçe tabii ki eleştireceğiz. Yani şu an odaya geldi. Ne yapalım yani? Full eleştiri, full linç. Bunu mu istiyorsunuz? Tabii ki sorular var. Soruları soracağız. Merak ettiğimiz şeyler var. Aylardır buradayız. Çok doğal bunlar arkadaşlar. Lütfen hani birazcık arının artık. Böyle insanlara laf atmak için çabalamayın bu kadar. Neyse Ozan çıksın devamını getireceğim. İyi söyle engeli açtın senin bu Instagram'daki. Engelimi aç. Kimin engeli? Engelimi aç ve beni ara. Sen kimsin? İyiyim. Benim.
Beni görüyorsundur. Ben sürekli yazıyordum. Twitter'da da yazıyorum. Instagram'da denk geldim. Pizza editim var diye onu atarsın. Evet atmıştım. Ozan ne olur onu beğen. Bak çok uğraştım. Aa bir dakika. Ya, bir dakika. Lina gelmiş. Lina gelmek ister misin? Bir dakika Lina da gelsin. Çarpıştırma bir gecesi. Birkaç kişi arkadaşlar konuşmuyorsanız çıksanız iyi olur. Sanırım gelemiyor. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar ben de çıkıyorum. Geceler. Lina gelecek mi bilmiyorum ama. Görüşürüz. Bence gelmeyecek. Bilmiyorum bir dakika. Fera beni dinleyeceği atabiliyor musun? Çıkmadan. Atabilir. Sen çıksan direkt in. Konuşmaca. Dinacığım hoş geldin. Hoş buldum. Kim bence gelmeyecek dedi? Ben. Yo Lina gelir. Lina gelir. Yok hayır. Son zamanlarda sorunlar vardı. Bazen gelemiyordu odalar. O yüzden dedim. Ha olabilir. Ne sorun acaba? Lina hoş geldin. Hoş buldum. Selam. Ne habersiniz? Bildiğin gibi. Ozan görev başındayız. Ozan nasılsın aynen. Ya? Senin için bu çok önemli mi? Yani her zaman önemli olduğu zaman mı bu soruyu sorarsın? İyi diyelim, iyi olsun Lina. Sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Bir de kıza trip atmaz güzel. Mı? Yani şey gibi. Trip atmak değil. Ozan'ın sesi kaçtı. Bir fark ettiniz mi? Yok kaçmadı. Ben bu arada odanın başında falan hiç dinlemedim. Yani sadece Zizi bir... Senin hakkında konuştum. Aa ne dedin? Odanın en başında. Ne dedin? Çok şey dedin. Geliyor duyumlar bana. Senin hakkında bir şey söylemedim. Arkadaşlar siz tatlı tatlı atışıyorsunuz şu anda. Aman kavga mı edelim? Lina bir şey sormak ister misin Ozan'a? Sorayım. Ama ben odanın şey vibe'ını bilmiyorum. Ne yapıyordunuz ben gelmeden? Hayatım, biz barıştık, official açtık. Karışık, ortaya karışık yani. İstediğiniz sor. Bir şey diyeceğim. Allah korusun öyle şakalar da yapmayın. Peki şeye inandık mı şimdi? Böyle Ozan çok gergindin ya hani mesela bir şeyler konuşmak konusunda falan böyle. Şu an ne kadar samimisin de hani ne kadar konuşabiliyoruz yani onu merak ediyorum. Ya rahat olabilirsin. Tamam bir anda bir mesaj almayacağım değil mi arkadan? Yo. Okey şey ne düşünüyorsun yani şu anda ne durumundasın? Ne düşünüyorum ne durumdayım? Evet. Aşkım adama terapi yapamayız ama dinçliyorduk her zaman. Yani şimdi... Hayır şimdi... Çocukluğuna iniyoruz. Sen bu değişikliğin sebebini yok, sordunuz mu? Hani mesela şeydik ya böyle... No kabul asla bak Lina... Sen ifşa diyorsun ama fake ifşa Lina falandık ya. Okey. Sonrasından ne değiştim demeye çalışıyorsun? Nasıl bir değişim yani bu? Yani nasıl bir değişim? Bunun cevaplarını verdim ya Lina. Arkadaşlar sana bunları cevaplasa olur mu? Olur. İstemiyorsan cevaplamak. Söylerler bana. Yok çünkü tekrardan en başına dönecek muhabbet. Evet evet ben burada değildim ya. En başa saracak falan. Tamam. Sen burada olmadığın için o fragmanı kaçırdın. Ben o zaman Tilya, Selim ve Lina üçlüsü üzerinden konuşayım. Yani şeyden ne düşünüyordun? Yani mesela biz konuşuyorduk hani dertleşiyorduk daha doğrusu. Ben öyle görüyorum. Evet. Ondan sonra hani biz evet, seninle çok empati kuruyorduk. Hani böyle hani Azizler'in şey modu var ya böyle işte çocuğumu savunur gibi savunuyorum modu falan. Biz de böyle gerçekten de teori kurup kurup savunuyorduk seni yani kafamızda. Hani şuradan girersek şöyle iyi olur o zaman falan gibi. Evet o zaman bence bunu yapmalıyız gibi. Evet sen de kızlar evet devam ha. Gibi yani değil mi? Evet. Ondan sonra. Evet hani şimdi bütün hataları bana atmamalısın bence. Değil ama mi? Yalnız ya bir şey sorabilir miyim? Hayır bir konuşsunlar bence ya. Ben bir şey söyleyeceğim sonra susacağım.
ya böyle bunları konuşup işte şunu yaparsak böyle olur diye düşünüp nasıl en kötü şey yaptın, yapmaya başardın, ben onu merak ediyorum. En kötü şeyden kastın ne? Ya o değil ya. Ben mesela, benim yaşını merak ediyorum. Mesela Tuğçe'yi takipten çıkmalısını ben mi sunmuşum? Tuğçe'yi takipten çıkmalısını sen sunmadın da şöyle bir şey var. Biz senden ilk konuştuğumuzda sen dedin ki hani şimdilik takipten çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü dedin hani bir yüzleşmeyi bekliyorum falan. Evet. Ondan sonra da bu sürekli tweet olayı oldu falan. Biz seni hep konuşuyorduk. Sen ne kadar devam edecek? Hep mi böyle falan gibi. Evet. Güzel. Ondan sonra da hani şöyle tweetler atmaya başlanmıştı ya. Hani, Tuğçe takipten çıkmıyor. Ağlatsa çıkardı abi demek ki. E o zaman bunlar hani barışacak mı? E biz de hani şöyle bir kafaya gelmiştik en son hepimiz. İlk takipten çıkan mantıken haklı olacak. Hı. Yok artık. Evet, evet. Ondan sonra biz bunu kendi aramızda da konuştuk. Selin de konuştu. Ben de konuştum. Sen de konuştuk. Bu aklı peki bu kim söyledi bana bunu? Onu da söyler misin? Benden grupta mi çıkmış? Konuştuk. Benden mi çıkmış bu? Hayır, senden çıktı demedim ki. Heh. Tamam, teşekkür ederim. Sen neden uydun peki? Yani kısa diyorsun da aklı kim verdi? Asıl olay konuşulması gereken ben, bu. Ben şu neden uydun diye burada hatalı sadece ben değilim demeye çalışıyorum. Ama ilişki bir senin şey ilişkin ve o senin fanın yani. Ya fan da demek istemiyorum. Destekleyen bir insan yani. Ya ben o üç kişiyi fanım gibi görmediğim için öyle söyleyeyim. Biz de sana öyle görmüyorduk. Yani baktığın zaman zaten ne senin ne de benim böyle fan aşırı şey bir durumumuz olmadı hiçbir zaman zaten. Biz realist insanlarız baktığın zaman da hayata. Ama orada o zaman bizim bak şöyle şeylerimiz de vardı şimdi. Biz dedik ki ifşaların SS'lerini ilk biz yayınlarsak dedik haber değerini düşürürüz. Daha dedik hani ne, onlar o zaman yayınlayamaz. Şimdi bunları da hep birlikte planladık. Şimdi bunun hangi akıldan çıktığını demiyoruz da neden takipten çıkmanın hangi akıldan çıktığını şey yapıyoruz. O işe yaradı bu işe yaramadı diye mi yani? Yok, siz şimdi... ne planlar yapıyor musunuz arkada ya? Ya ben bir şey soracağım. Şimdi... Çok araya kaynıyor. Lina'ya soracağım. Mesela Lina senin bu SS'leri atmandaki amaç neydi? Bizden böyle gruplarda ajanlar topluyordun, SS'ler atıyordun. Bunları niye yaptın mesela? Büyük hangi SS'leri kastediyorsun? Çok zevkli şu an. Ama Ozan hayır şu an ben bunu... Ben sen o kadar zevk almasan da gelecek birazdan. Evet. Gerçekten gelsin. Bunu merak ediyorum. Ortada hiçbir şey yokken sen bizden SS topluyordun, Ozan'a atıyordun. Bunu niye yapıyordun mesela? Bir kere o olay bir kere yaşandı. Bak bizim bahsettiğimiz SS'ler başka. Biz bu ifşanın SS'lerinden bahsediyorduk. Dedik ki biz bunları Tuğçe'cilerden önce yayınlarsak zaten gerçek olmadığı için herkes bunu bin kere görmüş ya olacak. Ben onu demiyorum. Bizim grup tamam. Konuşmalarımızdan size anladım. De mesela. Merve anladım. İkisini şimdi ayırt ediyorum. Diğerleri de anlasın diye. Çünkü ben az önce ondan bahsettim. Diğer muhabbette de ben kimseye demedim ki bana ajan olsun. Sizin tarafta vardı öyle tipler. Bana gelip atıyorlardı SS. Ben de zaten Ozan'la biz hep konuşuyorduk. Yani aynı kafadaydık. Tuğçe'ciler ve Tuğoz'lar genelde Tuğçe tarafında diye. Ondan İyi sonra... de Lina bak bir şey söyleyeyim. Hiç mantıklı değil. Sen aslında yani Ozan'ı o zaman yalnızlaştırdın anladın mı? Biz 16 kişilik grup diye dalga geçiyorduk. Çünkü tüm gruplardan adamı sen çıkarıyordun. Evet. İlk gruptan yani ben çıkarmadan uzaklaştırıyordun. Yani o SS'leri atmandaki amaç neydi? Yani bizden uzaklaştırmak değil miydi? Hayır değildi işte. İlk gruptan ben çıkarmadım. Bu birincisi. İkinci grupta da şöyle bir muhabbet var. Bana geldi arkasından konuşuldu ki ben o zaman Ozan'ı seviyordum yani. Ve benim için o saklayabileceğim Allah bir şey değildi bu. Ondan sonra attığımda da Ozan bana dedi ki zaten okey dedi. Ben de o zaman hani Ozan Su grubunda size iyi dedikodular der çıkarım dedi gruptan hani. Ben demedim ki Ozan'a hadi bir gruptan çık. Ama böyle sen dedikodular attığında zaten çıkacağını biliyorsun Lina. Birbirimizi kandırmayalım. Yani dedikodun yapılıyor diyorsun. Bir dakika araya girebilir miyim? Bunu tartışırsınız neden o SS'ler girdi. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Söylemesem içimde kalacak. Söylemezsem içimde kalacak. Ozan yani sen kızları Lina'ları arkadaşın olarak görebilirsin. Hiç sıkıntı yok. İster normalde tanıdığın arkadaşın olsun. İster kuzenin ister akraban. Fikir de onlardan evet. Çıkmış olabilir ama hani sevgili senin sevgilin, ilişki senin evet, ilişkin, ayrılık senin ayrılığın, programsa bu senin imajın, senin şeyin yani bu komik. Ya bunu tutamadım kendimi. Ben bunu
Ben bunu kabul ediyorum ki zaten. Yani hani annem babam dese bile sorumluluğu sende olan bir şey. Ben burada, hayır, bir de. Hayır, sorumluluğu zaten Lina'ya veya Selin'e, Tilya'ya. Ama eğleniyorsun hepsine, bundan da bir yandan. Hepsini yıkmıyorum. Eğleniyorum çünkü bizim birbirimizle özel diyaloglarımızı senin lanse etmen çok doğru olmadığını şu andan düşünüyorum. Mı bahsediyorsun? Şu andan değil. Zamanında yaptın. Tamam yaptım. Ama o zaman sadece senin diyemezsin. Zamanında yaptın. Ondan sonra seninle bir konuşmam gerektiğini düşündüm. Sadece hani ben bir şeye karar veriyorsam hani kimse burada kendine yani haklı çıkarmaya çalışmasını getiriyorum. Benim hatam var mı var ama keza sizin de var. Ama şimdi Ozan dediğin şeyde haklısın. Takipten çıkarma mevzusu gerçekten biz orada dedik zaten. Sansen'den sonrasında özür de diledik hatırlıyorsan o muhabbetten sonra. Ama bu geldiğimiz noktada hani biz şuna inanıyorduk ya. Ozan üzgün birisi. Tuğçe tarafından ihanete uğrayan kişi asıl Ozan. Tuğçe ona bunları yapıyor ve aynı zamanda da sürekli linç ettiriyor. Biz ne kadar çok senin iyiliğini istediğimiz için aslında bunları yaptık ya. Şimdi aslında olay senin... neydi biliyor musun? Benim Tuğçe'nin en başından biliyor tarafıydı. Yani aslında bilmiyormuş o olaylara. Ben sizi sadece... Ben sizi o da inandırıcı gelmedi burada, ya. Nasıl biliyordu bilmiyordu zannettim falan. O zaman bir dakika bir şey soracağım. Ya hepimiz Tuğçe'yi tanıyoruz. Sibel iki gündür Tuğçe'yi tanıyordu. Ve o bile Tuğçe'nin aldatmayı bu şekilde karşılamayacağını biliyordu. Nasıl bildiğini düşündün yani? Nasıl öncesinden ben bildiğini gerçekten bak o şekilde düşünüyordum. Ama izlememiş yani. Hani ben izlediğini falan düşünüyordum. İzlememiş. Bir de bir şey diyeceğim. İnandırıcı gelmedi ya. Ya olabilir gelmezdi. Bir şey diyeceğim. Bir de bir şey bize soracağım. Şimdi sor ben sana söyleyeceğim. Tamam söyle ben sonra sana söyleyeyim. Bir de Lina bir konuşsun sonra çıkarsan konuşuruz. Ozan'ın bir de şu durum var. Sen diyorsun hani ben zaten izlediğini düşünüyordum gibi bir durum var ya. Hı-hı. Şimdi senin Tuğçe'nin bunları izlediğini düşündüğün durumda bile... Öyle bir şey yok diye bize lanse ediyorsun ya biz iki kat düşünüyoruz bu sefer. Hem Tuğçe bunları izlemiş buna rağmen adamı suçluyor hem de böyle bir şey yok aslında. Yani iki katı bir şekilde seni savunduk. Bu da bizim en büyük hatamızdı bence ve sen bize böyle inandırdın. Ben en çok buna üzüldüm yani. Evet. Ve son konuşmamızda bile bana şey falan diyordun. Kadının esasını attın ya en son. Ona şey yazmışsın falan. Neyin esasını yayınlayacaksan yayınla tarzı bir şey. Evet. Mesela hala orada da yaptın ya ben orada zaten şey oldum hani demek ki salak yerine koyuyorsun bizi. O zaman konuşurum ben de kendimi ne hissediyorsam ne yaşadıysam söylerim oldum. Anladın mı? Yani burada tabii ki de kendini aklamaya çalışmanı çok 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 iyi anlarım. Benim sana kırgın olduğum nokta sadece şu, kendini aklayabilirsin, kendini savunabilirsin, işte o zaman da bizi kandırdı diyebilirsin, burada kapatabilirsin muhabbete. Onun dışında gidip de bizim özel konuşmalarımızı anlatman çok doğru değil. Ben sadece sana bunu söylemek istedim. Katılıyorum. Son mesajında da hani zaten dedin ya işte özel mesajlar muhabbetini açmıştım. Ben dedim ki okey ben de bundan sonra temin ederim sen dedim bu konuda yani özel mesajlar hakkında konuşmayacağım. Evet. Ama orada ben tek kişi değilim ya biz şimdi 3 kişiyiz. Mesela Tilya bir anda mesaj okuyor. Hani onun suçu da bana kalıyor çünkü en çok konuşan sadece sana değil. Gibi yani kalıyorum en başta. Ben sana söyledim. Senin de onları söyleyeceğini bildiğim için söyledim. Hepsi bu. Evet evet. Yani yoksa ben şeyde okeydim zaten. Herhangi bir işte grup mesajına girmemek de mantıklı. Senin tarafını da mantıklı düşünüyordum yani. Senin tarafından değil. Bu özel mesajları yayınlamak atıyorum. SS alıp, screenshot alıp bunları yayınlamak bir suç. Yani, yapmadık onu zaten bildiğiniz. Hani ben sadece bunu yapmamalısına dile getirdim. Öyle gözünü korkutayım. Şey yapayım. Ama bir dakika burada birazcık sana şey yapacağım. Sen biz ilk gün ses odasında konuşurken beni arayıp direkt dedin ki anlatma da özel mesajları. Orada Tilya anlatmaya başlamıştı. İşte ki anlatmamanız lazımdı. Evet. İşte, o zaman fake'den gelmiş arkadaşlar odaya. Neden? Fake'den. Neyse ya bir şey söyleyeceğim. İkiniz de yani birbirinize bazı noktalarda işte sen şunu yap, ben bunu yapayım falan diye
İkiniz de suçlusunuz bu konuda. Doldurma konusundan bahsediyorum hani. Lina, sen de suçlu olduğun yerler var. Çok güvenmişsin evet, belki abi, ama. Ben zaten Tuğçe'den özür diledim. Şey olduğu için yani. Evet, Tuğçe'den özür diledim ama hani. Evet. Yani hatalı olduğun noktaları kabul ediyorsun sen zaten. Ediyorum canım, saçmalık. Saçmalık aynen. İyiyim, sen de soracaktın. Ben Lina'ya bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum artık çok bir önemi yok da. Hani biz çoğumuz mesela en çok ben bundan zarifim. Çoğu zaman Ozan'ı savunduğum için şey deniliyordu. Sen sadece Ozancısın, sen Tolcu değilsin deniliyordu. Birçoğumuz böyleydik. Ama sen şey diyorsun, ben şunun farkındaydım. Tolcular zaten Tuğçeciydi. Ve Ozan da bunu söylemişti. Ozan'ı savunmak için söylemiyorum. Zaten bana göre ikiniz de hatalısınız. Ama neden böyle düşündün? Sana bunu... Şöyle şimdi senin üzerinde konuşmuyorum. Ama genel Tolcular üzerinde konuşacak olursak. Şimdi orada iken Tolcu Official, Mels falan vardı ya. Onlar da biberle kankaydı ya. Şimdi Ozan'ın biber nefretini anlatmama gerek yok herhalde. Bizim grupta o konuşulan o şey havayı da hayal edebiliyorsunuzdur. Bizim Tuğuzcular biberlerle çok yakın olup ılgazları alıp odalarda konuşturunca illaki öyle bir vibe oluşuyordu ve birkaç talihsizlik de yaşamıştık. Lina'cığım en fazla 4-5 kişiydi ılgazlarla konuşan. Ben kendim ılgazla kavga ettim sana bir şeyler. Seni katmıyorum dedim zaten. Hayır aşkım, genel bir şey söylüyorsun ya hani. Hı-hı. Ben de diyorum ki ılgazlarla yakın olan 4-5 kişi var Tuğuzcular'dan, eski Tuğuzcular'dan. Ama sen bu sözü hepimize yaptın mesela. Bence orada da yanlışın vardı. Ben hepinize ne yaptım? SS'leri atmıştım. Ben orada takılık kaldım. Hayır yani şey gibi gösterdi. Evet biz asla Ozan'ı sevmiyoruz. O zamanlar sevmiyoruz. İşte zaten biz suçacıyız falan. İşte ama bak burada benim çok üstüme geliyorsunuz. Neden? Çünkü mesela ben Ozan'a bir tane SS atıyorsam gerisini de kendisi Twitter'dan okuyor zaten. Sadece ben mi şey tuttum da bu adamı hiçbir şey görmüyordu da gözlerini bağladım mı ben bu adamın yani? Hayır. Bağlamadım. Ben o SS'deki küfür yüzünden o SS'i de attım. O da o küfürden rahatsız oldu zaten. Ben hani tanıdığım için bununla okey olmayacağını bildiğim için atmıştım zaten. Neyse. İşte direkt o kızı uyarabilirdi. Yani yaşandı geçti bitti. Aynen çok eski çok da yüklenmemek falan lazım burada Lina'ya da. Yok. Hatası var. Evet benim de hatam var. Senin hatan daha fazla zaten. Onu kabul ediyoruz. Okay. Kabul ediyorum. Yine mi soru? Ben Lina'ya bir şey sormak istiyorum. Cevabına da göre de ikinize bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Sonra da çıkacağım zaten. Lina sen bir bölüm yayınlandı. Orada Ozan Telegram'da benim geçmişte küçükken yaptığım şeyler oldu dedi. Sen orada bırakmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Sen o bölümden dolayı mı bıraktın? İfşaları gördüğün için mi bıraktın? Şöyle. Çok bu hafızam iyi değil bu arada bu konularda. Şimdi ben öncesinde ifşaların bir iki tane SS'i geldi galiba. Bizim bildiğimiz SS'ler. Ben okeyim. Tamam bunları biliyoruz. Bunlarda bir şey yok. Saat farkı falan diyorum hala bana Ozan'ın anlatmasıyla. Sonra bir anda video çıktı. Ulan saat de var. Aynı saat. Hani uyuyor gayet. Ben başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Lan Selin'le birbirimize yazıyoruz ki ne falan. Zaten Selin direkt dedi ben bırakıyorum falan. Ondan sonra biz Ozan'la şey falan konuşuyoruz o sırada. Bir tane ses odası yaparız o gün falan fistan. Yani onun öncesinde onlar vardı. Sonra ben bir sıfır aktifliğe vurdum. Çünkü çok kafam karıştı yani toparlayamadım. Sonrasında zaten bölümler geldikçe de ben de yorum yaptım ki ben de bıraktığımı söylemiştim yani Ozan'a o zaman. Öyle işte. Bölümler geldikçe ben sadece ulan böyleymiş diye tweet attım. Yani aktif şöyle, ben ifşaları gördüğüm, videoları gördüğüm sırada bile sen destekliyordun. O zaman sana bu ifşalar gelmemiş miydi ya da gelip de mi görmezden geldin? Çünkü bu o kadar herkese yayıldı ki senin bunu görmemen ki official'ınken hani Ozan'ın birinin bunu sana atmaması bence mümkün değil. Ben şöyle düşünüyorum. Burada ne olduysa aranızda ikiniz de bence suçlusunuz. Biriniz daha suçlu, biriniz daha az haklı, biri daha fazla haklı diye bir şey yok. Ozan gelmiş, ne var sizi anlatmış. Siz bir şey demişsiniz. Sen bir şey dediysen takipten çık. O da takipten çıkmış. O da senin dediğinle hareket etmiş. O size bir şey demiş. Siz yani neyse. Hani derler ya aynı şeyin laciverti. Aynı bir dakika. Hayır. İki farklı ama rengi. Ve bence bu inşallah bu kadar yayınlanmasaydı ama sen biliyor olsaydın. Hani sanki yanlış anlama. Sana da kötü bir şey demek istemiyorum ama
Biz bunları bilmiyorsaydık ve bu sizin aranızda bir şey olsaydı, bu videolar yayınlasaydı, Ozan'ı kurtaracak yeri olsaydı, sanki hala fanı olmaya devam edecekmişsin gibi. Bu tamam Melike, fikrini çok iyi anlıyorum. Ama bak bunu Ozan cevap versin. Ozan sen tek bir şey söyleyeceğim. Şey muhabbet sen biliyor musun? Demiştin ki Luca bile şunları şunları söylüyor demiştin. Selin'le ben demiştik ki oha hayır biz böyle düşünmüyoruz. Biz sen aldatmadığın için savunuyoruz. Bak haberin olsun demiştik. Yani sen aldatıldığın, aldatma muhabbetinin gerçek olduğunu öğreneceğimiz an bırakacağımızı bas bas bağırdığımızı biliyorsun değil mi? Evet. Yani ifşayı gördüğüm an, ben o saat farkını şey yaptığım an ve bir de ben Ozan'a şöyle bir mesaj attım. Bu dedim konuşma tarzı senin konuşma tarzın Ozan dedim. Ve ondan sonra zaten ben biliyor yani. Orada anlamıştım. Elina bilmiyordu gerçekten ve sürekli zaten söylüyordu böyle bir şey doğru çıkarsa hesabı kapatırım giderim bu kadar güveniyordu. Aynen. Ben de bilmediğini düşünüyorum Lina'nın. Ezgi hiç konuşmadı. Ezgi konuşsun bayağıdır el kaldırıyor. Şey ben aslında başka bir şey söylemek için girmiştim ama bu konu hakkında Ozan'a bir şey soracağım. Şimdi sen 30 yaşında bir adamsın. Gerçekten seni ekran önünde tanıyan insanların sana verdiği akılla neden hareket ediyorsun? Çok saçma bence. Ya şimdi bir kere akıl almanın yaşı falan olmuyor. Her yaşta bir şeyler öğrenebiliyorsun ve her yaşta birilerine bir şeyler danışabiliyorsun. Bu hayat bu yani. 50 yaşındaki adam da gelip sana bir şeyler danışabiliyor. Sence şunu şöyle mi yapmalıyız diye. O dönemler burada kimseyi suçlamıyorum. Yani danıştığım neler yapmalıyızla alakalı şeyler tabii ki de konuşuluyordu, ediliyordu. O dönemde kaldı. Hatalı mıyız? Evet hatalıyız. Bu yüzden zaten özür diledim. Son cevabını aldıysan teşekkür ederim. Bir de şey gibi bir şey yoktu. Şey söyleyecektim. Benim artık günlük rutinim haline geldi. Bana terapi gibi geliyor seni zorbalamak. O yüzden sürekli seni dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü terapi yemin ederim mutlu oluyorum yani bunu yaparken. Evet. O yüzden yani iyi ki varsın bu konuda teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman ben burada birazcık senin şimdi sen şey oluyor ya takipten çık okey hemen çıktım. Sanki aklına hakaret ediyormuş gibi oluyor bence biraz. O yüzden ben şunu demek istiyorum. Yine hala kuruyorsun biz bu konuyu... ya. Tamam artık adam pişman hala adama şey diyorsun. Hani, hayatım buradaki arkadaşlar çünkü onlar barışacaklar. Buradaki ironiyi neden anlamıyorsun? Bir dinler misin? Aynen, ironidir kesin zaten. Neyse devam. Üf böyle olacaksa ben çıkacağım oğlum. Ben zaten Twitter'a girdiğim yok. Burada görünce yazdılar ya. Geldim. Ya, hayır yani. Herkes bir sussun tamam. Ve ben burada hiçbir yaptığım şeyle savunmuyorum yani. Saçma dönemlerde söylüyorum zaten. Şöyle bir şey var. Biz bu takipten çıkma videosunu oldu. 5-6 kez konuştuk yani. En son ben hatta uyuyordum o gün. Selin'le Ozan konuşmuş. Ondan sonra onlar karar vermiş gibiydi. En son ben geldim. Bir daha konuşuldu. Sonra bir araştık. Ondan sonra oldu. Yani bunlar hadi yap tamam yapıyorum kızlar emredersiniz gibi bir şey değil yani. Onu da aklına yatıyordu yani. Evet yani Ozan lütfen. Ozan, arkadaşlar lütfen. Ben bir şey söyleyip istiyorum. Ben buradan aldığım vibe Elin'le ve Ozan barışacak. Yani bu... Barışsalardan olur ki bu saatten sonra. Aynen kimin fanını yapacağız? Ben Twitter'a girmiyorum zaten arkadaşlar. Burada ne yapayım ben Ozan'ın yani. Burada fan kazanmak veya öyle bir gayem yok. İnayla da zaten yani kimseye karşı ne düşmanınız ne başka bir şey. Şeyim yok. Barışmayı da bu konuda hani düşünmüyorum. Nötr yani anladın mı? Ben de düşünmüyorum. Kandırdı bizi. Neyse bence barışmamanız zaten daha sağlıklı. İyiyim sen de soracaksın. Arkadaşlar sorun da çıkaralım artık. Ne dedin bir dakika. Ben laf mı attın? Yok İmle engelimi aç diyeceksin dedim. Engelimi aç demeyeceğim. Kendin açacaksın. Eyvallah. Arkadaşlar çok makara yapmayalım ya yanlış anlaşılır. Ay yanlış anlaşılacaksa anlasın. Neyse yani. Cico sen ne soracaksın hayatım? Ben Lina ile Ozan hazır ikisi buradayken o SS mevzularına dönmek istiyorum. Çok Lina'nın da böyle kandırıldık olaylarına inanasım gelmiyor. Çünkü arkasını bilerek işte bu grup olaylarında bize masummuş gibi yapması bilmem neler. Hele o Tuğuz dönemlerinde şeye çıldırıyordum ben. Siz Tuğçecisiniz olaylarına da.
Neyse yani ikisi beraber yaptılar bence bunları. Çok Lina'nın böyle bir şey kavgaları çok samimi gelmiyor bana. Ciro, tek bir şey soracağım. Benim burada ne gibi bir derdim olabilir şu anda? Mesela niye farklı konuşayım? Twitter'a girdiğim mi var ki mesela? Yok. Şeyden bahsediyorum. O mesela aldatılma olaylarında kandırıldık olayı dışındakilerden bahsediyorum. Ha, tamam. Hani genelde her şeyi beraber planlamışsınız. Takipten çıkma olaylarına kadar. Hani şey yapıyordun ya mesela. Arkadaşlar ben Azize ile Ozan'ı niye şipleyeyim ki? Azize ile ilgili ben ne bilebilirim? Şey diyeceğim. Yani tamam, bunlar... Yemek konusunda spoiler aldığımızı saklıyorduk. Orada kesinlikle oynuyorduk yani. Orası okey. Çünkü zorundaydı. Kızı kalkıp takip edip hani Tuğozcuları o dönem Tuğoz yayınlanırken çıldırtmanız falan ne bileyim. Bir şey diyeceğim. Bunları... Peki, bu konudaki şeyi açıklasana. Bizim Azize'yi takip etmemizden sonra bize yaptığın olayı. Ne yaptın? Sana atmışlar ya seslerini işte. Lina sadece Instagram'dan Ozan ve Azize'yi takip ediyor. Selin şöyle tweet atıyor falan. Sen bize bunları atıp şey demiştin. Ne demiştin? Neyse tamam. Söyleyemiyorsun. Ozan sen söyleyemiyorsun. Şey yapıyormuşum. Attan Lina'ya mesaj çekiyormuşum. Ay, ya neyse arkadaşlar. Ben daha fazla soru almayayım. Çok uykum geldi. Kaçıyorum ben. İyi geceler diliyorum size. İyi geceler. İyi geceler diyemiyorum ben maalesef. Normal bir gece olsun. Hani iyi de değil de normal diyelim. Sağ ol. Tamam. Ben size normal dolu falan. Acı dolu editleri izlediğim. Tamam. Çıktım arkadaşlar. Tamam. Kaçtım ben. Yok çıkmadı. Kaçıyorum şu an kaçtım. Hadi güle güle. Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Ben şunu da söyleyeyim. Peki'yle gelip dinleyebilir yalnız şey yapmayalım da çok. Neyse ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam ben de dinleyici de gözüküyor. Neyse. Saydırıyorsunuz yani şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim. Buyurun gelin arkadaşlar niye gelmediniz? Niye gelmeyip alttan konuşuyorsunuz? Bak gerçekten delireceğim. Bir dakika dur bir kere konuşsun içini bir döksün o bir doldurur. Bir dakika aşkım bir dakika bak tamam. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bak bir tayfa var tamam mı? Benim en başından beri saygı duyduğum muhabbetimin olduğu bir tayfa var. Buraya geldi. Hepiniz şahitsiniz. İsim vermek istemiyorum. Konuştu gayet ama olmayan kişiler hakkında konuştu ve çok eski mevzular. Yani Ozan'ın cevap vermeyeceği mevzular. Tamam mı? Boş boş döndü yani o muhabbet. Bir kere döndü. İkinciye dönünce ben uyardım. O kadar zoruna gitmiş ki hemen koştur koştur tweet atmış. İşte neymiş efendim biz odadan sonra işte Ozan'a official falan atacakmışız. Bir tanesi benim eskiden yaptığım bir editle dalga geçiyor. Bak hayatımda gerçekten el seçileri bile engellemedim. Hani çok engellediğim nadirdir, hakaret edenlerdir. Sizi engelliyorum kardeşim. Siz demek ki arkadan başka konuşuyorsunuz tamam mı? Yüzüme normalde gülüyorsunuz çünkü. Arkadan demek ki başka muhabbetler döndürüyorsunuz ki ilk fırsatta böyle tweetler atıyorsunuz. Güle güle tamam mı? Bir daha da benimle hiçbir şekilde muhatap olmayın. Cem Ferah sen hangi konuyu kapattın? İşte ikinciye şey yaptın ki durun dedin. Ya buraya geldi işte tamam mı? Bak söylemeyeceğim. Gerçekten ismini dahi söylemek istemiyorum. Sen sonra şey yaparım anlatırım yani tamam. Şu an tekrar konuşmak istemiyorum. Gerçekten gerildim yani pişman ya. Da oldum. Söverek girmedim hani odanızın vibe'ını bilmediğim her için. Her şeyi yaptık Lina her şeyi yaptık bol bol zor ben bol. Ben bunu soracağım kimin yumuşadığını? İstediğimi engellerim peki. Sana sormayacağım seni de engelliyorum hatta herkesi engelleyeceğim ya bugün gerçekten hani şeysiniz anladın mı? Engelli böyle... hayatım biri de. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Lina bu arada ben sana sadece bu SS'ler konusunda kızıyorum. Aldatma konusunu bilmiyor olabilirsin ama bu SS'ler konusunda hiç de masum değilsin onu söyleyeyim ben. Aynen. Ama Merve, tutma yolları kısmında da bence masum çünkü değilsin. Çünkü Lina o kadar bak sen bana hatırlıyor musun 6 Nisan mı 5 Nisan mı yazmıştın bu Azize Ozan mevzusu yüzünden. Sen o zamanlar biliyor muydun bunların tanıma yoluna çıktığını? Ne yüzünden yazmıştım? Ne yazdığımı hatırlamıyorum ki. Dur ya. Bu öyle şey çıkmıştı. Şey. Tilya tweet'i çıkmıştı. Sen demiştin inan ki ben bilmiyorum. Hani Tilya mı getirdi Azize'yi Twitter'a yoksa nasıl oldu bilmiyorum falan demiştin. Hatta bu Azize ile Ozan tanıma yolu haberi çıktı. Ama ondan da hani daha bir bilgin yokmuş gibi davranıyordun. Aşkım şimdi... çok muhabbet dönmesin artık. Gerçekten kapatacağım bunu aldım. Tamam. Ya ben bunu aldım da.
Azize Ozan falan tanıma yoluna ilk Yasin dedi ya çıktılar diye. O zaman çıkmamışlardı. Evet. O yüzden çıkmadıklarını bildiğim için inkar ediyordum. Ondan birkaç gün sonra galiba çıktılar. Ondan sonra ben de artık şey yapmayı kestim. Hani peki bir şey diyeceğim. Biraz önce cümlenin sonunu getirmedin. Daha önceki odalarda söylemiştim. Burada şu an Ozan'ın yanında neyse söylemeyeyim deyip vazgeçtin. Neden söylemedin? Ha, o şakaydı bu arada. Şey muhabbetiydi. Biz Azize'yle şey yapmıştık ya. Ben takip ediyordum. Ozan da hayır böyle yapmayın şimdiden başlamayın falan demişti. O şakaydı. Söyleyebilirim çekindiğimden değil. Ama daha önce şey dedin. Bizi Azize'yi güzellettirdi. Biz şu an çekimlerde iyiyiz. Bana iyi geliyor dediğin. Tabii bize çok güzel anlatıyordu. İşte bana iyi geliyor, arkamda kapı gibi duruyor falan diyordu. Ama biz hani bunu Twitter'a aksettirmeye çalıştığımızda, hani hafiften bir ucundan kazmaya çalıştığımızda diyorduk hayır durun şimdi değil diyordu. Yani Ozan Azize konusunda ciddi düşünüyor muydu? Hayır ciddi düşündüğünü düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Yani ne bileyim kızlar, böyle üstünü kapatıyordu. Yani falan. Şöyle linç muhtemelen linç yememek için diyordu ki hani Azize'yi şimdi açmayın. Bölümleri geldiğinde açarsınız diyordu. Ha, tamam. Yani o kadar. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben çıkıyorum. Sohbet için teşekkür ederim. Bu arada. Ozan'a da kimsenin yumuşak konuştuğunu ben görmedim. Fark etmedim. Niye bu kadar insanlarda tweet atıyor anlamam. Kendi adıma da yumuşak konuştuğumu da hiç düşünmüyorum. Bence gerektiğince sorduk. O da zaten ifşayı kabul etti. Onun üzerine neden böyle yaptın? Niye fandomu oyaladın? Niye bizlerden olumlu tepkiler istedin? Beni dinlemeyin gibi şeyler falan. Biz soracağımız en zor şeyleri sorduk. Birçoğuna da cevap veremedi. Yani sessiz kaldı. Yani o da evet yaptım, evet hatalıyım. Hep aynı cevaplar zaten. Hep aynı şeyi diyor. Aynı şeye çıkınca bir şey diyemiyorsun da artık. Evet yani ben de mesela beni kandırdın dedim. Evet diyor yani ne diyebilirim ki burada kabul ediyor artık yani. Evet. Bir şey evet deyince böyle pat kalıyorsun sen de. Yani neyse kızlar kendinize cici bakın görüşmek üzere. Merhaba ben şunu söyleyeyim. Merve bu SS konusunda da Dean özür dilerim sözünü kesip şey diyebilir miyim? Official'da sadece ben yoktum. Bak Tilya vardı, Selin vardı, üçümüz vardı. Yani o grubun dağıtılmasına da ben karar vermedim. Ondan sonra mesela şey Feran'ın şey dediğine çok katılıyorum. Gruptan sadece o kişi çıkarılabilirdi mesela. Çok katılıyorum ama ben karar vermiyordum anladın mı o an? O kadar ilgilenmiyordum zaten meşguldüm. Ama kararları uyguladım mı uyguladım ama evet. Yanlış yani insan bir dakika insan bunu düşünüyor. Yani bu kız niye sesler topluyor da Ozan'a atıyor? Yani benim en çok takıldığım buydu. Yani amaç neydi? Hani ben o toplamadım ki. Bak sizin tozcuların arasında bir tane kız vardı özellikle. Hatta o kadar tayfa falan değiştirdi ki şok içerisindeyim o kız için. Neyse. O bana atmıştı esasları. Ben de onu Ozan'a attım. Ben Ozan'a sürekli SS attığım bir durum yoktu gruplarınızla ilgili yani. Ben sadece o küfürü özellikle Ozan'a attım.